İyi akşamlar sayın seyirciler. Her hafta cuma akşamları olduğu gibi bu cuma akşamında sizlerle birlikte gündem programındayız. Kocaeli TV ekranlarında. Evet, duyurularını yaptık ve gündem programı başladı. Efendim, Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman konuğumuz ve Dilovası'ndan konuşacağız. Yatırımlar, projeler 2014'e kadar yapılacak olan yatırımlardan ve biraz da efendim siyasetten konuşacağız bu akşam. Gündemin asıl yapılış amacı da siyaset. Dilovası Belediye Başkanı Sayın Cemil Yaman'a hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk. Evet, başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ekranları başında bizi izlemekte olan sayın seyircilere de saygıyla selamlıyorum. Evet, Kocaeli'nin 12 ilçesinde en sıkıntılı coğrafyada belediye başkanlığı yapan birisiniz. Bugüne kadar Kocaeli'nin pek çok yerine pek çok yatırım gitti ama Dilovası denilince akla sanayinin, çarpık kentleşmenin olduğu bir eski adıyla belde, şimdi ise bir ilçe geliyor. Ve siz bu ilçenin ilk belediye başkanısınız. Böyle bir beldede birleştikten sonra, Tavşancıl'da bağlantıdan sonra ve siz koltuğa oturduktan sonra ilk önce ne gibi bir sorunlarla karşılaştınız? Yani böyle bir tepkiniz nasıldı, böyle bir oturduğunuz koltuğa ve siz ne gibi bir sorunlarla karşılaştınız? Evet, tabii ilçe olma sürecinde bu yeni kurulan ilçelerin tamamında sıkıntı ve sorunlar elbette ki yaşanmıştır. Bu konuda en avantajlı yeni kurulan ilçelerden biri de Dilovası'dır. Nedeni de birincisi Tavşancıl Dilovası zaten iç içe. İkincisi iki belde belediyesi birleşti. Bir üçüncüsü de tabii hem Tavşancıl Belediyesi'nde gerekse de Dilovası Belediyesi'nde çalışanları, emektar kardeşlerimizin hemen hepsini tanıyordum. Dilovası zaten, Dilovası Tavşancıl çok büyük bir yerde, hemen herkesi tanır. Biz hemen ilk haftasında, seçimden sonra ilk haftasında birleşmeyi gerçekleştirdik ve hiçbir sorun da yaşanmadı. Ama hizmetler açısından sizin beklediğiniz fotoğraf var mı belediyede, iki belde belediyesinde derseniz, beklentilerimin çok daha altında bir belediye devraldım. Yalnız ben bu şehrin çocuğuyum. Ben bu şehrin sıkıntı ve sorunlarını iyi biliyorum. Belediye olarak yapılması gerekenlerle ilgili sıkıntılar vardı. Ve biz göreve geldikten hemen sonra arkadaşlarımızla, ekibimizle yapılması, bu şehrin acil ihtiyacı olan yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Çok hızlı bir çalıştaylar yaptık. Hangi mahallenin ne eksiği var, neler yapılması gerekiyor, bunları bir bir tespit ettik ve hızlı bir şekilde müdahale ettik. Bu bizim seçim beyannamemizin güncellenmiş hali. Bu seçim beyannamesinde de taahhüt etmiş olduğumuz hizmetlerin de hayat bulması için hızlı adımlar attık. Bugün çok şükür Dilovası dünün Dilovası değil. Bugün Dilovası çok fazla, çok iyi hizmet aldı. Bugün Dilovası artık kentselleşme yolunda hızlı adımlarla gelişmekte. Bunu zaman içerisinde sorularınızla birlikte cevap vereceğim. Ne hizmetler yapıldı? Halk neler gördü? Bunları... Ben merak ettiğim konulardan bir tanesi şuydu başkanım. 2009 seçimler öncesinde ben, ondan öncesinde de, 2009 seçimler, yerel seçimler öncesinde de Dilovası'na çok sık gidip namaz yokluyordum orada. Ve gerçekten çok geri kalmış bir bölgeydi. Yani hizmet bakımından çok geri kalmış bir bölgeydi. Tamam, pek çok fabrika vardı ama bu fabrikaların yanı sıra da çok hızlı bir göç oluyordu. Dolayısıyla yerleşim çarpık bir yerleşim vardı. Altyapı sorunları, doğalgaz, kanalizasyon vesaire. Yani benim anlatmak istediğim burada gerçekten hizmet açısından çok oldukça sıkıntılı bir bölgede ilçe başkanlığı üstlendiniz. İlk önce neresinden başladınız? Bir şehrin olmazsa olmazı altyapısıdır. Bir inşaatın temelidir altyapı. Bir şehrin altyapısı yoksa, o şehrin üst yapısı ne kadar düzgün olursa olsun, o bir gün üst yapı bozulacaktır anlamına geliyor. Bir şehri temelden ele almak lazım ve önce altyapıdan başlamak lazım. Biz göreve geldiğimiz gün
Dilovası'nda, altyapıda İSNU'nun resmi verilerine göre kayıp kaçak %75'ti. Yani su kayıp kaçağı %75'ti. Ve biz gelir gelmez hangi mahallelerimizin altyapısı sorunludur bunları tespit ettik. Bunların bir an önce hayat bulması için de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, İSSU'muzla birlikte bunları projelendirdik ve başlattık. Diliskelesi Mahallesi'nin tamamının altyapısını örnek veriyorum. Tamamını yeniledik. Su kanalizasyon, yağmur su hatlarını komple. Bu şu anlama geliyor. Diliskelesi Mahallesi'nin üst yapısının tamamını bozduk. Çünkü çok büyük bir sıkıntılar yaşanmıştı o zaman. Tabii. Toprak içerisinde Dilovası, çünkü bayağı büyük bir yatırıma başlanmıştı. Tabii. O zaman orada. Sonra Tavşancılımızın da hakeza altyapısı çok kötüydü. Tavşancılımızın da altyapısını komple yeniledik. Bir tarafta da doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Tavşancıl'da doğalgaz sıfırlardaydı, %0'dı. Yani Dilovası'nın tamamında doğalgaz %5'lerdeydi. Bugün gelinen noktada örnek veriyorum, 25 kilometrenin üzerinde su kanalı, 18 kilometreden fazla kanalizasyon, toplamda da 45 bin metre tül uzunluğunda kanalizasyon hatları yenilendi. Yani Dilovası'nın su kanalizasyon için 25 milyon TL yatırım yapıldı. Bu çok büyük bir rakam. Hakeza Palgaz'ın da yapmış olduğu yatırım, yine Palgaz'da 50 kilometreye yakın doğalgaz hattı döşedi ve yaklaşık olarak 10 trilyonluk yatırım aldı. Yani 10 milyon TL'lik yatırım aldı. Bu dönem altyapıya doğalgaz, su, kanalizasyon için yaklaşık olarak 35 trilyon para harcandı. Ve biz Allah'a çok şükür bugün altyapısı Kocaeli'nin diğer ilçeleri düzeyinde, hatta daha iyi. Suda kayıp kaçak %15'lerde. Bu da çok iyi bir rakam. Evet. Yani çok iyi bir durum. Ne yapmamız lazım? İkinci aşamada da üst yapıya geçmemiz lazım. Biz üst yapıyı da komple yeniledik. Özellikle Diliskelesi mahallemizde, altyapı çalışmaları olan mahallelerde altyapı yapılırken ister istemez imara kapalı olan sokaklarımızı da açtık. Bu yeni açılan, imara yeni açılan sokaklarımızla birlikte Dilovası'nda üst yapısını da tamamına yakınını yeniledik. Ve bu rakamsal olarak da ben vermek gerekiyorsa örnek veriyorum, 75 bin ton asfalt serimi yapıldı Dilovası'nda. 90 bin metrekare parke döşendi. Örnek veriyorum, 65 bin metreküp isnat duvarı yapıldı. Yani Dilovası'nın coğrafi yapısına uygun yollar yapmak için bu isnat duvarları olmazsa olmaz. Yani bununla birlikte üst yapıda da varoşlarımız dediğimiz arka mahallelerimiz de dahil asfaltsız, parkesiz yolumuz yok denecek kadar azdır. Yani çok azdır Dilovası'nda, Didiskelesi mahallesinde, Dilovası merkezde. Şimdi Tavşancılımızın da altyapısını komple yeniledik. Üst yapısını yeniliyoruz. Üst yapısında da %65-%70'lerdeyiz şu anda. Üst yapıyı da komple bitiriyoruz. Yani çok yakın bir zamanda Tavşancılımızın bütün sokaklarını, caddelerini komple yenilemiş olacağız. Bu vesileyle müjdeyi de vereyim. Tavşancıl Meydanı'nda da çok güzel bir üst yapı çalışması yapacağız. Model bir meydan olacak inşallah. Yani bunun dışında coğrafi yapıdan dolayı kaynaklanan sıkıntıların isnat duvarlarıyla çözdükten sonra da oraya korkuluklar yapmak lazım. Yaklaşık olarak 6500 metrede korkuluk yaptık. İstinat duvarlarından tehlikeli bölgelerde, korkuluk ihtiyacı olan bölgelerde korkuluk yaptık. Şehir kabuğunu kırdı. Yani düşünün, bir şehrin altyapısı yenilendi, üst yapısı yenilendi. Şehir kabuğunu kırdı. Bunun dışında tabii sosyal belediyecinin gerekleri var. Onları yerine getirmeye gayret ettik. Yani eğer müsaade ederseniz ben bunlara değinmek istiyorum. Tabii biraz değinelim. Yani neler yapılmış kısa kısa. Örneğin Tavşancıl sahili, daha önce bizim bir sahilimiz yoktu. Özellikle Dilovası'nın bir sahili yoktu. Bugün Seka Parkı'nın bir küçük modeli Dilovası Tavşancıl sahili. Çok güzel bir sahil projesi Büyükşehir Belediyesi ile. Kendi elemanlarımızla, yani Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi'nin elemanlarıyla, ihaleye çıkmadan
çok güzel bir sahil projesi hayat buldu ve Dilovası halkının hizmetine sunuldu. Bunlar önemli projeler. Bizim yine Fatih Mahallesi'nde, Adatepe'de, Tepe'de bir park yaptık. Bir sosyal tesisiyle birlikte aziz milletimizin hizmetine sunuldu. Orhan Gazi Mahallesi'nde Necip Fazıl Parkı'nı yaptık, bitirdik, halkın hizmetine sunduk. Dil İskelesi Mahallesi'nde Necmettin Erbakan Parkı, çok güzel bir park, çok güzel yemyeşil bir park. Aziz milletimizin hizmetine sunduk. Onun dışında Dil İskelesi'nde hakeza Sezai Karakoç Parkı'nı Bilgi Evi ile birlikte Büyükşehir Belediye'mizin de çok büyük katkısıyla aziz milletimizin hizmetine sunduk. Hakeza yine Mimar Sinan Mahallesi'nde Muhammed İkbal Parkı, Tavşancıl'da girişindeki park, Tavşancıl sahilindeki çay ocağı, çay bahçesi, sahilin öbür tarafındaki çay bahçesini aziz milletimizin hizmetine sunduk. 13 noktada çocuk oyun grubu yerleştik. Daha önce bunlar Dilovası'nda yoktu yani. Evet, görüntülere bakıyoruz. Hani var olan sokaklarda, mahallelerin üzerine böyle bazı yapılar hani yenilenmiş, güzel olmuş ama hiç olmayan şeyler de yapıldı mı diye soracaktım. Bunlar hep hiç olmayan şeyler. Hiç olmayanlar değil mi? Tabii hiç olmayan. Mesela Ersin'cim sen bilmiyorsun. Mesela bir park. Ben şimdi Dilovası'nda hem yerel seçimden öncesinden birkaç sefer böyle gittim. Şikayetler olduğu zaman da daha önce gazeteler çalışırken gittim Tavşancılı'da keza o şekilde haber yapmak için. Hani gerçekten diyorduk ki yani biz nereye geldik? Evet. Yani burası neresi? Yani burası Kocaeli'nin bir bölümü mü? Tamam. İzmit'in de yani diğer ilçelerinde pek çok sıkıntısı, sorunu falan vardı ama yani çok büyük bir hayal kırıklığına yaşardın, uğruyordun Dil İskelesi'ne, Dilovası'na girdiğimizde. Ve oldukça da uzun sürdü o altyapıyı. Çünkü çok, evet. Gerçekten altyapı konusunda çok gerideydi Dilovası. Ama şimdi başkanın söylediklerine bakıyoruz. Yani hem gaz konusunda olmuş olsun, hem doğalgaz ve su hatları. Yani herhalde büyük bir ihtimalle bir daha o asfaltlanan yerlere falan bir daha uzun bir süre. Yok, evladiyelik oldu tabiri caizse. O bölgelerde bir daha altyapı çalışmaları. Doğalgaz geçmeyen bölgeler var. Yani palgaz bizim hızımıza yetişemedi ne yazık ki. Belki bazı bölgelerde doğalgaz çalışmaları yapılacak ama üst yapısı olmayan yerler mi genelde olacak? Yani genelde üst yapısı yapılmamış merkezden yerlerde biraz daha. Yok, biz üst yapısı şu anda ben hedef olarak şunu hedef edindim. Dedim ki benim hiçbir çocuğum, Dilovası'nın hiçbir çocuğu, ben bütün Dilovası'nın çocuklarını kendi çocuklarımla bir tutuyorum, çamura basarak okula gitmeyecek. Ve bunu da çok büyük bir oranda gerçekleştirdik. Tabii bu arada teknolojinin getirmiş olduğu, çağın getirmiş olduğu yeni hizmetler elbette ki olacaktır. Yarın ne getireceğini biz bilemeyiz. Ama bugünkü bu üst yapı büyük bir kısmında evladiyeliktir yani. Bir daha bizim yollarımız, caddelerimiz bozulmuyor. Yani İstanbul'un bir bölgesinde bu var. Kocaeli'de de altyapı Kocaeli'nin büyük bir kısmında böyle yenilendi. Yani şehirlerimiz yeni yeni hayat buluyor. Bundan sonra üst yapılarda daha çok belediyeciliği göreceğiz. Örneğin Dilovası örneğinde diyorum. Bizim parkımız yoktu Dilovası'na. Adnan Kahveci Parkı, şimdi Özgürlük Parkı dediğimiz, Adnan Kahveci Özgürlük Parkı dediğimiz parkın bir park vardı. Atıldı, kilitliydi. Kimse gitmiyordu. Çok büyük bir masraf yaptık. Ve bugün o parkımız Kocaeli'nin çok güzel parklarından biri oldu. Yani yalnız Dilovası'nın değil, Kocaeli'mize güzel bir park kazandırmış olduk. Şehrin göbeğinde. Şimdi onu, bizim ikinci etabını geliştirme düşüncemiz de var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Yani belediyecilik yeni yeni Türkiye'de kendini hissettiriyor. Ben abartı olarak kabul edilmezse AK Partili belediyeler bu işin çığırını açtılar. Ya Kocaeli'yi lütfen hatırlayın yani. Bundan 10 yıl önce Kocaeli'yi hatırlayın yani. Hatta geçen benim bir ağrıdan büyüğüm geldi, bir misafirim geldi. Daha önce 90'lı yıllı, 99-98'li yıllarda burada bir yer bakmaya gelmiş. Koku var diye vazgeçip gitmiş. Geçen beni ziyarete geldi. Bir gün beni bir aradı ya, dedi ki İzmit ne güzel olmuş dedi ya. Seka Parkı'nı görmüş. O daha önce o kokuyordu oralar. Körfez'den de. Ya ne kadar güzel olmuş. Tertemiz. Pişman olmuştur kez yer almadıysa. Tabii İbrahim abi, İbrahim Karaosmanoğlu başkanımız gerçekten bizim için model bir belediye başkanıdır. Türkiye'de de model bir belediye başkanı olarak görülür. Ama AK Parti ruhu, AK kadroların ruhuyla bunlar yapıldı. Hizmetkarlık, yani halka hizmetkarlık ruhuyla bunlar yapılır. Halkını seversen, ülkeni seversen çıkan sonuç
Başka yere gitmeye gerek yok. Kocaeli zaten buna modeldir. Dilovası, bu bölge, bu ilçeler buna modeldir. Evet. Tabii bunlar da bir pardon Ersin'cim sözünü kestim de, bunlar da bir günde olan şeyler değil. Yani böyle başlarken bir sıkıntı, vatandaştan bir sıkıntı. Çünkü altyapı yapmak her zaman sıkıntılı bir olaydır. Vatandaşın tepkileri falan oldu mu? Yani bu kadar uzun sürdü ya da işte niye kazıyorsunuz burasını tarzında? Ya tabii ben burada gerçekten halkımız bizim çok sağduyulu. Halkımız çok kaliteli bir halkımız var. Kocaeli'nin tamamı, Türkiye'nin tamamında fedakar bir halkımız var. Dilovası, Diliskelesi mahallesine özellikle mahallenin tamamını, yani bazı bölgelerde çalışmalar yaparsa ama biz Diliskelesi'nin tamamına bir anda girdik. Bir dönem, kış dönemi çamurlu geçti. İnsanlar ne yazık ki yani bir dönem bekletmek lazım üst yapıyı. Biz sizin aracılığınıza, medya aracılığıyla, çeşitli programlar, halk meclisleri aracılığıyla vatandaşımızın konuda sabırlı olmasını onlardan rica etmiştik. Sağ olsunlar. Sabırlı oldular ve çok güzel bir sonuç elde ettik. Bugün Diliskelesi'nin tamamının sokakları, caddeleri yenilendi. Evet. Ve çok harika, çok güzel bir mahalle oldu. Çok güzel bir bir görünüme kavuştu. Tabii efendim, bu altyapı ve üst yapıları yaparken diğer sosyal belediyecilik anlamındaki görevlerinizi de unutmuyorsunuz. Yok aslında. Eğitim yardımlarından bahsetmek istiyorum. Evet. Ki bir şey var, sürpriz olsun mu yoksa burada ifade edelim mi? Zeki Obdan İlk Öğretim Okulu ile ilgili. Hani yani çünkü tabii, siz bahsedilmesini yani, belki hoşnut olmazsınız diye sordum ama Zeki Obdan İlk Öğretim Okulu öyle bir projeyle hayata geçirildi ki ve şu anda hani o projeyi ben gördüğüm için çok heyecanlıyım. Evet. Ben de o okulda yeniden ilkokul okumak isterdim belki de. Çünkü amfiteyatrosu olacak Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında Dilovası Belediyesi'nde büyük bir yardımı var. Siz oradaydınız. Ben de bir uğradım sizi yanınıza. Çok gördük, görüştük. Ve orada dediniz ki burada ne kadar şey var? Bunları Dilovası Belediyesi'ne hemen aksedin, hemen söyleyin, onlar yapsınlar dediniz. Yani bu ilkokulla ilgili başlangıçtan şöyle bir alalım mı? Şimdi, serüveninizde, hayat serüveninizde. Dilovası, ben tabii Dilovası'nın yerlisi sayılırım, ilklerindenim. Dilovası daha önce Çerkeşli'nin mezrasıydı, yani ismi yoktu. Aşağı ova diyorlar ama Dil Ovası dediğimiz o bölge dile benzediği için Dilovası daha çok deniliyor. Diliskelesi derdik o yıllarda. Diliskelesi daha eskidir. Daha eski bir yerleşim yeridir. Dilovası merkez de Çerkeşli köyünün arazileriydi. Sonra bir yerleşme açıldıkça aşağı Çerkeşli olmaya başladı. Sonra aşağı Çerkeşli mahallesi denildi. Sonra Dilovası oldu. İşte 87'de de belde olunca Dilovası ismini aldı. Diliskelesi mahallesiyle birlikte. Dilovası'nın ilk okulu da Aşağı Çerkeşli İlköğretimi Okulu'ydu. Küçücük iki sınıfı vardı. Sonra işte Mehmet Zeki Obdan, Allah rahmet eylesin, Kimaş'ın sahibi oraya bir güzel okul yaptı. Ve biz de Dilovası'nın, benim yaşıtlarımın tamamına yakını o okuldan mezundur. Tabii okul sonra büyütüldü. Yani yeni Dilovası en büyük okulu. Okullar Hayat Buluyor kampanyası çerçevesinde biz o okulun işte çevre isnat duvarlarını, zeminini, bahçesini yeniledik. 5000 metrekareye yakında parke döşedik. Okul gerçekten, diğer okullarda da bu çalışmalarımız var bizim, onu da belirteyim. Ama model oldu. Okullar Hayat Bulsun projesinden model olan okullardan bir tanesi. Daha sonra de okul müdürünün talebi üzerine, Salih Hocam ben burada selamlıyorum. Çok aktif bir öğretmen arkadaşımız. Buraya bir amfi yapalım dedi. Bizim de seçim beyannamemizde amfiteyatro projemiz var. Şehrin herhangi bir yerinde ama. Biz tabii şehrin herhangi bir, ama orası gerçekten bu iş için uygun. Çok maliyetli bir proje olacak. Anadolu Kültürleri Festivali'ni eğer inşallah yetiştireceğiz. Neden burada olmasın dedik. Projesini şimdi hazırlatıyoruz arkadaşlarımıza ve yakın bir zamanda ihaleye çıkacağız. Çok güzel bir amfi olacak. Biz 2000 kişilik vesaire diye düşünüyoruz. Tam proje netleşmedi. Ve okulun bahçesini komple de kullanacağız. Bu Okullar Hayat Bulsun projesini siz de bilirsiniz. Artık okullarımız yalnız eğitim öğretim döneminde saatlerinde değil, diğer saatlerde de halkın hizmetinde olacak. Biz şimdi o okullarımızın kütüphanelerini de aktif hale getirelim, halka açalım diye çalışmamız var. O da daha sonra açıklayacağımız bir proje. Evet. Ama bunun dışında eğitimle ilgili Dilovamızın biz göreve geldiğimizde 11 tane ilk ve orta dereceli okulu vardı.
ve 1 metrekare eğitime ayrılmış yeri yoktu. Bugün 180 bin metrekareye yakın alan ayrılmış eğitime ve 11 tane de yeni okul yapılmakta. İkiye katladınız efendim. Tabii iki kat, inşallah hedefimiz iki katına çıkarmak. Burada tabii Dirvası Belediyesi üzerine düşeni yapıyor. Ama Kaymakamlık Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Kaymakamı, Sayın Valimizin, Sayın Bakanlarımızın, Sayın Milletvekillerimizin, özellikle Fikri Bey'in çok büyük desteği var. Ve inşallah bu hedefimizi de tutturacağız. Bu okulların bir kısmı açıldı. Bir kısmı önümüzdeki eğitim öğretim döneminde açılacak. Bir kısmı inşallah dönem sonuna kadar bitireceğiz. Bu yetmedi. Eğitimde biz göreve geldiğimizde çocuklarımız bizim ne yazık ki ilk ve orta dereceli okullarda Kocaeli'de en alt sıradaydı. Ve biz tabii bunu da bizim için bir sıkıntıydı. Eğitime her türlü yardımı sağladık ama ilkokul son sınıfta okuyan çocuklarımıza seviye belirleme kitapları, test kitapları, soru bankacıkları, her öğrencimize 1500 sayfa her dersi anlatan kitaplar dağıttık. Bu sene de dağıtacağız. Okula yeni başlayan çocuklarımızın kırtasiyesini, çantasını, Sayın Başbakanımız kitabını, hükümetimiz kitaplarını veriyor. Defterini, kalemini bize. Mesela bu sene 1700 tane yavrumuz okula başladı. Hepsinin kırtasiyesini, çantasıyla birlikte Dirvası Belediyesi olarak hediye ettik. Ve bugün eğitimde Kocaeli'de orta öğretimde 3. sıradayız. İlk öğretimde de 9. sıradayız. Hedef neden birinci olmayalım? Bütün ilçelerde bu anlamda bir yarış içindeyiz. Ama inşallah Dirvası'nın çocukları da normal eğitime geçerse, okullar yapılırsa, normal çünkü sabahçı öğrenci dediğimiz ikili eğitim var birçok okulumuzda. Normal eğitime geçerse eğitimin çıtasını çok çok daha yükselteceğiz. Kocaeli'de suç oranı en düşük ilçelerin başında geliyor Dirvası. Hı hı. Türkiye'den suç oranı en düşük ilçelerden biridir Dirvası. Ama eğitimde de biz neden en iyilerden biri olmayalım? Evet. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapmaya çalışacağız. Hatta burada bir müjde vereyim. İstanbul'da akademisyen arkadaşlarımızla bir proje çalışması var. Mega hafıza anlayarak hızlı kitap okuma. Biz istiyoruz ki bütün öğretmenlerimizi, bütün çocuklarımızı, hatta Dirvası halkını da bu eğitime tabi tutalım. Aile içi iletişim ile ilgili bir çalışma başlatacağız. Şu anda projesi taslak aşamasında. İnşallah bunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hayata geçireceğiz. Bu da bizim kültürel hayatımıza, eğitim hayatımıza çok ciddi anlamda katkı sağlamış olacak. Evet efendim. Tabii 3. sırada olması da çok önemli bir evet. Bana göre. Yani Kocaeli'nin 12 tane ilçesi olduğunu varsayarsak mesela bugün bazı ilçelere gidin, Kocaeli'nin 12 ilçesini sayın deyin, pek çok ilçe sayamaz. Ya da akla gelecek belki en son ilçelerden bir tanesidir bazı ilçelerimizde ama baktığımız zaman Dilovası'nın 3. sırada olması, işte kendisini daha fazla gelişmiş olarak sayan bazı ilçelerinde bunun altında kalması bana çok enteresan geldi. Yani şöyle baktığımızda Dilovası'nda özel eğitim kurumları var mı efendim? Yok, bizde bir ENKA var. ENKA meslek lisesi, özel meslek lisesi var. Organize sanayi bölgesinin içerisinde. O da mesleki eğitim veriyor. Mesleki eğitim veriyor. Onun dışında böyle üniversite hazırlık anlamında böyle yok. Bilgi birikim aşılayan yok ama bazı ilçelerimizde bu sayıda çok, bu sayıların çok olduğunu görüyoruz. Doğru. Mesela İzmit'te, Gebze'de özel eğitim kurumlarının çok olduğunu biliyoruz. Evet. Başiskele'de var özel eğitim kurumları, evet. Ama Dilovası'nda olmamasına rağmen eğitimde üçüncü olmak, evet, büyük bir başarı. Bu sene, evet, bu sene çocuklarımız gerçekten iyi bir başarı elde ettiler. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Evet. Ya bizim, bizim çocuklarımıza fırsat sunulan süre içerisinde, evet, yapmayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki o imkanı sağlamak gerek. Ama şöyle de bakmak lazım. Eskiden bir belediye başkanıyla Dilovası'nın, mesela Dilovası için konuşan bir eğitimi konuşamazdınız. Çünkü belediyenin tamamen farklı işleri vardı. Şimdi bakın, Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman bununla övünüyor. Mesela yani artık eğitime de el uzattık. Sağlığa da el uzatıyoruz. Sağlık konusunda neler var efendim? Sağlık yatırımları anlamında Dilovası'nda bir hastane bekliyoruz ama müjdesi geldi mi? Yok, hastanemiz bitiyor. Bitiyor değil mi? Tabii hastanemiz bitiyor. Bir tane bitiyor. Bölge hastanesi anlamında bir girişim vardı hastanemiz herhalde. Hastanemiz bitiyor. Şurada hastanemizin proje şeyi. Evet. Şu an yakın bir zamanda inşallah bitecek. Bu da Türkiye'de seçim beyannamesinde miydi? Ne yazık ki bu da seçim beyannamesinde. Şimdi belediyeler tabii hastane yapmazlar. Belediyelerin işi değil okul yapmak, hastane yapmak ama biz Dilovası'ndaki yapılması gereken tüm hizmetleri sonuçta yani birileri yapacak yani. Biz o anlamda da sorumluluk aldık. Yani girişimlerde bulunduk. Tabii tabii. Projesini biz hazırladık. Bu hastanenin projesi Dilovası Belediyesi'ne aittir. Projesini
ihalesini yaptı, proje ihalesi yaptı, projesini yaptık. Sağlık Bakanlığı'na onaylattık. Ve Sayın Valimizin de çok büyük desteği oldu burada. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, bölge milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın özellikle destekleriyle verdiğimiz sözü yerine getirdik. Söz verdik, bunu da yerine getirdik. 50.500 metrekare alan üzerinde yaklaşık 10.000 metrekare kapalı alanı olan 50 yataklı bir hastane. Hedefimiz bizim yani ihalesi, ihale tarihi Mayıs'tır. Mayıs 2013'tür ama müteahhite rica ettik. Bunu dedik bir an önce bitirelim. Bizim için 5-6 ay erken bitirir misin dedik. Sağ olsun söz verdi ve bunu sözünde tutuyor. Şu anda ince işçiliği yapılıyor. İnşallah yılbaşından hemen sonra bitecek. O zaman sayılı günler diyelim. Sayılı günler var ama açılışı tabii onun malzemeleri vesaire bu biraz zaman alabilir. Bizim hedefimiz Nisan ayında vesaire açmak, resmi olarak açılışını yapmak. Hedefinizde bölge hastanesi var mıydı? Yani böyle bir İdilovası'na insanların İstanbul'dan, çevre illerden ya da doğudan, batıdan her yerden gelebilecek insanların olduğu için. Tabii bu kadar çok yükseltiyordun ki. Çünkü ben şimdi yetmeyecektir. Hani 50 yataklı sonuçta İdilovası'da insanların... Bugün için bize yeter. Değil mi? Bugün için bize yeter de bizim ihtiyacımızı görecek bir hastane ama tabii Sağlık Bakanlığımızın çok başarılı çalışmaları var. Diğer bakanlıklarımız gibi. Sağlık Bakanlığımızın yeni hedeflediği şey hastane köyleri. Yani eskide hatırlıyorsunuz biz çok hatırlarız da gençler belki hatırlamaz. Sürekli sefter yapılırdı. Bir hastaneden bir hastane, bir hastaneden bir hastane sefter yapılırdı. Allah'a çok şükür artık sefk unuttuk biz. Bir vatandaş hastaneye gittiğinde tedavisini görüyor. Devlet hastaneleri özel hastaneler gibi oldu. Özel hastaneler eski yani artık bir vatandaşımız çok rahatlıkla özel hastanelere gidebiliyor. Sağlık alanında çok büyük değişimler yaşandı. Bu hastane her ilde büyük merkezi hastaneler projesi var Sağlık Bakanlığımızın. Yani bu anlamda Kocaeli çok şanslıdır. Zaten bizim yüz ölçümümüz küçük. Bir ucundan bir ucuna Kocaeli'nin çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bize düşen, bana düşen 50 yataklı bir hastane konusunda çalışma yapmaktı. Bunu başardık. Evet. Bunun sonrası şimdi büyüklerimizin yapacağı. Evet. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. İkide bir vurguluyorum bunu ama Dilovası'nın en son şöyle söyleyeyim, 2011 seçimlerinden önce, genel seçimlerinden önce de çok detaylı bir şekilde gezmiştim. Pek çok mahallesine de girip çıkmıştım, orada vatandaşlarla falan konuştum. Tabii bunlardan belediye başkanlarının falan haberi yoktur. Biz böyle seçim öncesinde biraz daha farklı bir şekilde anket yaparız, kamuoyu yoklaması falan yaparız. Belediye başkanı bizi görmez bile oralarda, geldiğimden haberi bile yoktu. Dolayısıyla Dilovası'nın ihtiyaçları çok çoktu. Şimdi Sayın Cemil Yaman da kurucu ilçe başkanı ve düşünün yani hastanesinden okuluna kadar hepsiyle ilgilenmek zorunda ve sıfırdan başlamak zorunda. Yani öyle vardı da ben dur şunu bunun bahçesini düzelteyim de şurasını şunu yapayım falan filan gibi bir olay da değil. Ya sıfırdan başlıyorsunuz, sıfırdan bir hastane yaptırıyorsunuz. Mevcudu yenileme tarzında falan değil. Ben heyecanını da çok çok hoşuma gitti Sayın Başkan'ın heyecanı, çok beğendim. İnanıyorum ki aradan işte 5 sene sonra, 10 sene sonra artık kısmet 2 dönem mi olur, 3 dönem mi olur belediye başkanlığı ama geri dönüp baktığında da Dilovası'nda pek çok eksiği ben tamamladım diyecektir ama tabii ki yine de çok eksikler var. Var yani Dilovası'nın hala yapılması gereken hizmetler vardır. Mesela semt konakları, bizim seçim beyanımızda semt konakları yoktu. Bugün 3 tane semt konağımız var aziz halkımızın hizmetine. İkisi bitmiş, biri de bitmek üzeredir. Biri de çok amaçlı bir semt konağı, gençlik merkezi olacak inşallah Tavşancılığımızda. 4 tane semt konağımız var. Ve bu semt konakları, taziyelerimiz biliyorsunuz bizim Dilovası'nda taziye kültürü biraz daha farklıdır. Taziye evi olarak da kullanılıyor. Çok amaçlı kullanılıyor. Mesela pazar günü bir konferansımız var. Orhan Gazi semt konağında olacak. Halımızı buradan davet edeyim. Bunlar normalde bizim seçim beyanımızda yoktu. Mesela 2 tane bilgi evimiz var. 3500 tane çocuğumuz gerekli iskelesine, gerekse Mimar Sinan bilgi evimizde ücretsiz eğitim almakta. Her çeşit desteği veriyoruz. Orada 16 tane çok fakirkar öğretmen arkadaşımız var. Çocuklarımızla birebir ilgileniyorlar. 2 tane kütüphanemiz var. Yine bu dönem açılan 2 kütüphanede yine binlerce çocuğumuz, binlerce insanımız destek almakta. Bu imkanlardan istifade etmekte. Bunlar dün
hayal edilmeyen projelerdi. Hatta ben geçen müftülük sitesinin temel atma töreninde Dilovası'nın dününü bugününü özetleyecek bir şey söyledim. Göreve geldiğimizde müftü bey, sayın müftümüz, o da ilk müftü. Ya şurayı bize verirseniz, şu belediyenin arsasını bize verirseniz biz bir müftülük sitesi yaparız, yapmak istiyoruz demişti. Ben demiştim ki ya bizim hocam bütün mal varlıklarımız zaten ipotekli. Şu anda biz bunu veremeyiz. Bizim beklediğimiz formatta, bizim beklediğimiz bir belediye görmedik. Sıkıntılarımız çok çok fazlaymış. Biz 3,5 yıl sonra arsayı verdik müftülüğe. Bir de yetmedi. Binayı da Dilovası Belediyesi'nin Dilovası Belediyesi yapıyor. İmkanları. Şimdi bina 4 katlı çok güzel bir müftülük sitesi yapıyoruz. Orada kursu olacak, seminer, toplantı salonu olacak, müftülüğe ait lojman olacak. Dilovası Belediyesi dünü ile bugününü özetleyen bir konuşma yaptım. Kaymakam Bey sağ olsun bir toplantıda talep etmişti. Seve seve demiştim. Hatta bizim müftümüz ya dün istedik vermedin bugün ne oldu? Bugün hocam Allah'a çok şükür bugün artık belediyemiz kabuğunu kırdı. Güzel bir Kocaeli'nin diğer ilçeleri gibi belli bir düzeye geldi. Dilovası değişiyor. Dilovası güzelleşiyor. Zaman daha güzel olacak. Kocaeli'miz gibi. Bunları çok güzel ve çok heyecanlı ve gururla anlatıyorsunuz da Dilovası'da istatistiklere baktığımız zaman son yıllarda en fazla göç alan yerlerden bir tanesi. Şimdi son yıllardan almıyor aslında. Şöyle söyleyeyim. Son 30 yıl öncesine baktığımızda yani siz işte 1975 yılında 1975'ten belki 2000'e kadar baktığımızda inanılmaz bir göç vardı. Çok düşük bir nüfustan neredeyse bugünkü nüfus sayısına geldi. Hani böyle anlatıyorsunuz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden başta Ağrı olmak üzere ya burası gerçekten çok daha güzel olmuş. Biz de oraya gidelim deyip nüfus patlamasını, göç patlaması yaşatmıyor sonra bize. Ya tabii Dilovası'nın TOKİ ile birlikte inşallah az sonra değineceğiz. Evet. TOKİ ile birlikte çok ciddi bir büyüme olacak yani bu. Şimdi ben oraya gelecektim. Sizden önceki belediye başkanlarının bir tanesiyle ben konuştuğum zaman şöyle demişti. Bizim Dilovası'nda konut yapabileceğimiz çok yer yok. Ön tarafımızda işte sanayi kuruluşları var. Arka tarafımızda tamamen ormana ait bir yer. Dolayısıyla biz fazla bir planlama yapamıyoruz işte konut alanları için demişti. Bu sıkıntı aşıldı mı? Tabii ilçe olduktan sonra ilçe sınırları 4 tane köyümüz var. Tavşancılığımız bağlandı. Mücavir alanımız daha da büyüdü. Ya tabii siz şehri değiştirmek, geliştirmek isterseniz onunla ilgili de formüle çözümler üretirsiniz. Biz 560 bin metrekare alanı, hazine arazisini TOKİ'ye devrini yapıldı Sayın Başbakanımızın imzasıyla. Çerkeşli, Köseler ve Tavşancılı herhalde. Köseler, Çerkeşli'nin kuzeyi ve güneyi ve Tavşancılı'nın üst tarafı. Bu bölgelerde, dört bölgede planlarını bitirdik. Ve yakın bir zamanda şuurlandırması da bitti, askıdan iniyor. TOKİ'ye teslim edeceğiz ve TOKİ burada konut üretecek. Yani böyle bir planı var mı TOKİ'nin şu kadar? Var. Ne kadar konut üretecek? Yani biz tabii Erdoğan Bey TOKİ'nin başındayken görüştüğümüzde Sayın Başbakan'ın da bu anlamda Dilovası ile ilgili talimatları olduğunu söylemişti. 15 bin konutluk bir proje yapalım demişlerdi. Hatta içinde donatı alanları, bir şehirde olması gereken alanları da düşünerek da çok büyük bir rakam yani. Şey yapalım demişti. Bunlar olacak Dilovası gelecekte. Bu konutlar olacak yani. Ben şimdi 15 bin konut, her konutta ortalama 4 kişinin yaşadığını varsayarsak ciddi bir rakam yapıyor. Yani 60 bin gibi bir rakama geliyor. İşte Dilovası'nın toplam nüfusuna kadar? Şu anda 50 bin civarında. Ya yani yepyeni bir Dilovası inşa edilecek gibi bir olay ya da Dilovası'nı alıp yani taşımak gibi bir olay mı gerçekleşecek? Yeni bir şehir kurulacak. Yani yeni bir şehirler büyüyor zaten. Kocaeli büyüyecek. İstanbul dün işte hatırlayın lütfen bugün gelinen noktada. Ve Kocaeli'de her yıl 50 bin artıyor. Kocaeli hızlı büyüyor. Dolayısıyla Dilovası da hızlı büyüyecek. Yapımı devam eden organize sanayi bölgeleri bittiğinde binlerce insan bu bölgede çalışıyor olacak. Yani yeni yeni çalışma alanları. Hatta yüz binleri ifade ediyor. Yüz binler civarında, yüz bin civarında işçi.
Yani bu insanlar nerede yaşayacaklar? Nerede barınacaklar? Yeni şehirler kurulacak. Bu yeni şehirlerin kurulacağı yeni konut alanları da işte Dilovası da bunlardan biridir. Ama bu halihazırdaki şehirde de Dilovası'nda da bir kentsel dönüşümünde. Evet, onu o da kaçınılmazdır yani Dilovası'nda bir kentsel dönüşümde. Hı hı. Biliyorsun hükümetimizin de bana da çok ciddi bir çalışması var. Dolayısıyla şehirlerimiz daha canlı, daha yaşanabilir olacak. Evet. Dilovası da bu yaşanabilir şehirlerden biri olacak. Bu yatırım da hani bu TOKİ'nin yatırımı da nüfus patlaması olacağı yönünde bir aslında öngörü değil mi efendim? Yani nüfus gelecek ki biz bunları yapacağız diyor TOKİ. Talep var zaten. Çok Dilovası'nda yoğun bir talep var. Hem şehir halkının hem bu bölgedeki organize sanayi bölgelerinde çalışanların çok yoğun bir talebi var. Ve bu talepleri karşılamak lazım yani sonuçta. Peki ama bu söylemlere karşı bir de başka bir söylem var. Onu da size sormak isterim. Hani cevabını da verdiniz gerçi basın açıklamasında ama burada izleyicilerimizle de paylaşalım. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun Dilovası boşaltılacak, sanayi merkezleri artacak gibi söylemleri var. Siz bu konuda ne cevap verdiniz? Şimdi neler söyleyeceksiniz? Ya geçen Kocaeli'deki muhabir arkadaşlar ziyarete geldi. Bir kahvaltı yaptık orada, bir sohbet yaptık. Bu sohbette tabii sohbette konuşulan şeyler bazı arkadaşlar haber yaptılar. Şimdi Ayhan Bey'i severim ben, tanıdığım, bildiğim bir arkadaş. Yani Ayhan Bey neye dayanarak biz bu şehri taşıyalım? Böyle bir açıklama ben de gazetelerde okudum. Neye dayanarak yaptı? Doğrusu bilmiyorum yani. Yani bu söylemlere baktığımızda TOKİ gelecek, nüfus artacak, şehirleşme, işte kentsel dönüşüm dediğimizde bir de bu söylem olunca farklı ya bir şey ben okuyoruz. Tabii Ayhan Bey neye dayanarak böyle bir açıklama yaptı? Ya belki kendi görüşünü söylemiştir. Biz Dilovası'nda kendi şehrimizde, kendi evimizde yaşamaktan mutluyuz. Ve bir yere de gitme gibi bir düşüncemiz de yok. Orada mutlu bir şekilde yaşayacağız. Ben böyle bir açıklama yapan abimizin yani hangi gerekçeyle yaptım doğrusu bilmiyorum. Kendisine sormadım. Böyle bir zaman da fırsatım da olmadı. Umarız o da bir açıklar neden böyle bir söylemde bulunduğunu. Yani özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes özgürce fikrini ifade ediyor. Evet. Ben Dilovası halkının hizmetkarı olarak kendi şehrimizde mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Yani hiç öyle bir yere gitme gibi bir düşüncemiz de yok. Herkesin kendi düşüncesi. Kalıp güzel şeyler vermeye canınız var galiba. Çok daha güzel uzun şeyler zaman yapacağız inşallah. Başkan mevcut yerleri güzelleştirmeye çalışıyor. Şimdi gidecek olmuş olsalar zaten hiçbir şey yapmaz. O kadar tabii yatırım niye yapılsın? Hatta ben çok özür dilemiştim. Ben buradan Ayhan Bey'e sesleniyorum. Kocaeli Ticaret Odası da Dilovası'nda bir okul yapsın. Evet. Merkezde. Evet, sanayi odası gelsin bir okul yapsın diyor efendim Dilovası Belediye Başkanı Cem Yaman. Efendim ben belediye başkanlarımızın hepsini tanıyorum ama çoğunlukta evet eksikliklerimiz var diyen var. Tek belediye başkanı sizsiniz. Çünkü hani daha çok hizmetimiz var, daha çok yapacağımız var anlamına geliyor bu. Çünkü Dilovası ortadan D100'le bölünmüş. İşte yukarı, güney ve kuzey şeklinde oluşmuş iki tane. İlçenin bileşim gibi görünüyor. Burayı toparlamak, burayı bir arada tutmak, buradaki hizmetlerin devamlılığını sağlamak bir hayli zor olsa gerek. İnsanların da buraya göç etmesini, burada yaşamalarını sağlamak, hizmetleri artırmak. Bunlar çok güzel şeyler. Halk meclisi toplantıları düzenliyorsunuz bunun evet için. Halkın arasına evet giriyorsunuz. Halkla birlikte bir arada oluyorsunuz. Halkın, yine sizin söylemleriniz, hani halkın söylemleri doğrultusunda mı eksikliklerimiz var yoksa kendiniz mi artık verdiğiniz hizmetleri eksik buluyorsunuz. Daha çokunu, daha çoğunu yapmak istiyorsunuz. Ya tabii halk meclislerinde biz halkı yaptığımız hizmetleri onlara hesap veriyoruz. Daha sonra onların taleplerini dinliyoruz. Onların bizim göremediğimiz halkımızın gördüğü taleplerini görüyoruz. Bir taraftan da zaman geçtikçe bu şehrin altyapısı, üst yapısı bittikten sonra da diğer eksikleri de görmeye başlıyoruz. Ben özellikle Dilovası'nda gerek sivil toplum kuruluşlarında görevli arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, yöneticiler arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Mahalle muhtarlarımız, okul müdürlerimiz de defaten bir araya geliyoruz. Hemen hemen her ay muhtarlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu bizim önümüzü aydınlatıyor. Bu bizim ufkumuzu açıyor. Biz hatta daha da ileri gittik. İstikbalim Dilovası diye bunu kitaplaştırdık. Çocuklarımıza sorduk. Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsun? Gelecekten beklentileri nelerdir?
Yavrularımız bunu resim şiir kompozisyon haline getirdiler. Ve biz bunu kitaplaştırdık. Ben bunu size hediye edeceğim. Burada çocuklarımız şiirlerinden, resimlerinden, kompozisyonlarda nasıl bir şehir hayal ettiklerini burada sağ olsunlar. Yani çocukların da fikirlerini soruyoruz. Büyüklerin de fikirlerini soruyoruz. Dolayısıyla eksiklerimizi de bu vesileyle görmüş oluyoruz. Hala bu şehirde yapılacak çok çok hizmet var. Elbette ki bizim de işimiz bu hizmetleri yapmak. Zaten yaşam süren yerlerde mutlaka ihtiyaçlar olacaktır da dili olsun zaten başlangıç itibariyle yapılması gereken çok hizmetleri vardı. Önce bir çıtayı bir diğer ilçelerle aynı seviyeye getirmek çok önemliydi ki başkandan dinlediğimiz kadarıyla da 3-3,5 yıl hatta işte 4 yıl yakın bir süre içerisinde çıtayı işte yanındaki bazı ilçelerin seviyesine getirmiş çok durumda. Şükür. Şimdi bundan sonra çıtayı yükseltmenin hedefleri olacak ama tabii şimdi programımız mesela izleyicilerimiz özellikle işte Dilovası'ndaki sanayi, OSB'ler, limanlar vesaire yani bunlarla ilgili de pek çok şey sormamızı bekliyor ama bunu ikinci bölümde mi sorarız? Evet, biraz sonra ikinci bölüme de gireriz. Hazır böyle eğitimden, sağlıktan gitmişken hani başkanımıza da sormak isteriz. 12-12-12 tarihinde yine efendim benzi gibi nikahlar kıymetsiniz. Başbakan isteği gibi 3 çocuk isteğiniz oldu mu? O gün kaç tane nikah kıydınız? Ben o gün 2 nikahı kendim kıydım ama birim olarak değerlendirme memuru 11 yeni nikah kıymış. Keşke 12 yapabilselerdi. ben sürekli zaten bunu bütün belediye başkan arkadaşlarımız söylüyorlar. Ben 2-3 olmaz hatta daha fazla çok daha çocuk olsun. Başkanım nüfusu arttırmanın yolunu bulmuş. Hani 3 çocuk isteyerek hani diyoruz ya göçler falan oluyor ama. Yok 3 çocuk zaten ancak. Dilovası'nın ortalaması orada Sayın Başbakanımız çok haklı. Mesela geçenlerde Rusya Başkanı da özellikle 3 çocuk istiyorum dedi. Anca şey yapıyorlar. Çünkü 2 çocuk mevcut nüfusu anca korur. Ama 3. çocuk bir parça dünya seviyesine yetişmemizi sağlar. Yani ben aşağı çok daha fazla yani 5 çocuk diyorum normalde. En az 5 çocuk olsun diyorum yani. Dilovası'da Kocaeli'de biliyorsunuz nüfus ortalaması en yüksek olan yani genç nüfus ortalaması en yüksek olan nüfusu en genç ilçedir Dilovası. Yapacakları çok şey var. Bu kadar genç nüfusa yeni sosyal alanlar lazım, yeni okullar lazım, yeni iş alanları lazım. Tabii. Bu tarzda baktığımızda. Ben dikkatimi şey çekmişti. Yani ipotekli mallarımız, arazilerimiz falan ipotekli demiştiniz. Hacizli olan, tabii şey olan. Vardı. Ondan sonra işte mesela bir tanesini müftülüğe vermiştiniz falan. Yani çok borçlu bir belediye mi devraldınız? Şu anki borç durumu nasıl Dilovası Belediyesi'nin? Yani doğrusu biz göreve geldiğimizde bu kadar borçlu olacağımızı tahmin etmiyorduk. Şu anda bugün itibariyle bizim ipotekli, hacizli mal varlığımız yok. Bunların hepsini çözdük. Çok ciddi de borç ödedik. Bir kere çalışan kardeşlerimizin içeride çok ciddi alacakları vardı. Yeni emekliye gelen kardeşlerimizin de alacaklarıyla birlikte yaklaşık 4 trilyona yakın 4 milyon TL kardeşlerimizin, çalışanlarımızın içerideki alacaklarını, emektar kardeşlerimizin alacaklarını ödedik. Dilovası Belediyesi'nde ben de bir dönem çalışmıştım işçi olarak. Dilovası Belediyesi kurulduğundan bugüne bir tek bu dönem işçisine borcu yok. Bizim işçi kardeşlerimize bir kuruş borcumuz yok. Dolayısıyla bu borçlarımızı biz ödedik. Ve bugün Allah'a çok şükür çok daha iyi durumdayız. Sonuçta belediye yani ben şeyi de çok sevmem yani. Enkaz edebiyatını falan sevmem. Dilovası Belediyesi'ne işte göreve geldiğimizde bir fotoğraf devraldık. Ve bugün çok çok daha iyi bir durumdayız. Hedefimiz çok daha iyi bir duruma getirmek. Bayrağı teslim ettiğimizde en yüksek yerde teslim etmek. Yani. İş çalışanınıza borcunuz kalmadı. Yok çok şükür. Yani ne kadar güzel. Çok şükür. Evet, İsterseniz programımıza ikinci bölümde yine siyasetten ve projelerden, yatırımlardan bahsederek devam edelim. Tamam. Sevgili seyirciler gündem programı Dilovası Belediye Başkanı Sayın Cemil Yaman'la ikinci bölümde de devam edecek. Bir yere ayrılmayın az sonra buradayız.
Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf tüysüzlerde İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Gelin Yapı Kredi'ye Aralık ayında süper kredi alın, 6 şanslı kişiden biri olun. Sizi istediğiniz biriyle UEFA Champions League finaline Londra'ya gönderelim. Süper kredi. Süper. Açık havada spor keyfi bambaşka. Açık havada 26 basketbol sahası, 11 voleybol sahası, 3 nizami futbol sahası, 13 futbol sahası, 3 tenis kortu, 340 fitness grubu inşa ettik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çalışınca oluyor. Otomobil kullanmaktan keyif almak, heyecan duymak istiyor ve kazançlı çıkmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ne varsa hizmetinizdeyiz. Cazip fiyat avantajları, kampanyaları ve birbirinden özel modelleriyle ARP Otomotiv'deyiz. Satıştan yedek parçaya ve servise kadar ARP Otomotiv Mitsubishi Plaza'da sizleri bekliyoruz. ARP Otomotiv Mitsubishi Motors. Her zaman lider. İmes OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmes OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Sessizliğin uğultusunda kaybolmayın. Küçük, kullanımı rahat, estetik ve dayanıklı. Kulak içi ve kulak arkası çeşitleriyle %100 dijital, 2 kanaldan 16 kanala varan Alman marka işitme cihazları yaşamınızı kolaylaştıracak. ERC işitme cihazları. Sessizliğe savaş açın. Adres: Alemdar Caddesi, Beyazhan İş Merkezi, 4 Yol Ziraat Bankası Üstü, No 21, Kat 2, İzmit Kocaeli. Telefon 0262 322 81 64 tire. Carpe Diem Kartepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. Meşhur mu? Meşhur. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır mı? Hem de çıtır çıtır. Doyurucu mu? Hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tam Doy Pide Salonu farkıyla. Hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0.
Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Hayat bu. Ne zaman ne olacağı belli mi olur? Görünmez kazalar, beklenmedik problemler herkesin başına gelebilir. Artık bunları dert etmek yok. Tüysüzler Sigorta olarak emeğinizle kurduğunuz değerleri korumak için varız. Deprem sigortası, konut, kasko, trafik, yangın, bütün ev ve iş yeri sigorta işlemleri özel fiyatlarla ve en cazip ödeme koşullarıyla Tüysüzler Ak Sigorta'da. Tüysüzler Ak Sigorta'ya gelin, içiniz rahat etsin. Tüysüzler Sigorta, uzman kadrosuyla İstiklal Caddesi Sarraf Tüysüzler 2. katta. Telefon 0262 331 31 51 0262 322 41 29. ...22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler. Evet, gündem devam ediyor sevgili seyirciler ve Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman'la da sohbetimiz devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim bizler de sorularımıza. Biraz böyle siyasete girmeden önce eğitim, yatırımlar, sağlıktan bahsettik efendim ve konumuz yavaş yavaş evet. Dilovası ile ilgili projelere geldi. Ben burada sevgili başkana yani çok zor bir bölgede diyorum çünkü Kocaeli'nin en fazla sanayi, organize sanayi bölgesinin olduğu bir bölgenin belediye başkanlığını yapıyor. Türkiye'nin, dünyanın hatta. Yani bu kadar bir OSB'nin bulunması pek çok il, hatta yani Türkiye açısından bile imkansız gibi bir olay. Bu OSB'ler yasasına baktığımız zaman, yani sizin OSB'ler üzerinde herhangi bir sorumluluğunuz, bir yetkiniz falan var mı başkanım? Yok, organize sanayi bölgeleri kendi yönetmelikleriyle idare ediliyor. Yönetim sorumlulukları kendilerinde. İmarlarını kendileri yaparlar. Ruhsatlarını kendileri verirler. İlçe belediyesinin bu anlamda bir yaptırımı söz konusu değil. Yani. Ama sıkıntısını normalde sizler çekiyorsunuz. Yani tabii şehirle ilgili, özellikle çevreyle ilgili çok ciddi sıkıntılar geçmişte. Çok çok daha ciddi sıkıntılar çekildi. Organize, ben demin arada da söyledim. Türkiye'de şehir kültürü, şehircilik kültürü yeni yeni oturmaya başladı. Türkiye'de sanayi kültürü de yeni yeni oturuyor. Yani organize sanayi kavramı Türkiye'nin daha yeni Türkiye tanıyor. Geçmişte tabii çok organizeli sanayi, çok organizeli, ben bazen şey diyorum, organizeli şehirler de kurulamamış. Yani bir şeyi organizeli diyebilmemiz için altyapısının, üst yapısının, şehrin ona göre planlanması lazım. Bunlar yeni yeni Türkiye'de konuşulan kavramlar. Dolayısıyla geçmişte örneğin Dilovası'nın, Dilovası organize sanayi bölgesi, eski sanayi, yeni OSB, ıslah OSB, altyapısı vesaire yeni yeni yapılıyor. Çok, çok ciddi sıkıntı. Sanayinin varken bunu yapmak çok zor. Ama yukarıda yapımı devam eden organize sanayi bölgeleri, İMES, makinacılar OSB, kimyacılar OSB, çok daha düzenli bir sanayi. Bir düzensiz olan herhalde orada kömürcülerin kim var? Kömürcüler OSB de yeni kuruluyor. Yani belki kömürcüler OSB ile ilgili özel bir soru sorarsanız, hani evet, biraz sıkıntılı soralım. Bir OSB. Yani. Ama organize sanayi bölgeleri organize edilirken affedersiniz, organize sanayi bölgelerinin bağlantı yolları düşünülmemiş çok fazla. Bu organize sanayi bölgelerinde çalışacak olan insanların barınacağı yerler çok düşünülmemiş. Yani konut düşünülmemiş. O organize sanayi bölgelerinin içinde harika yollar yapılmış ama bağlantı yolları düşünülmemiş. Daha yeni yeni onları düşünüyoruz. Şimdi DOSP var. Dilovası organize sanayi bölgesi içinde devasa fabrikalar var.
Bu fabrikalar üretim yapıyorlar. Bu üretimin çıktıları var. Mesela demir çelik fabrikalarının curuf çıktısı var. Evet. Bu curufların bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Bunlar çok düşünülmemiş. Fabrika yıllardır üretim yapıyor. Üretim yaptıkça da ya curuf çıkacak, bir çıktısı olacak. Bunların bertaraf edilmesi lazım. Bunlar geçmişte çok düşünülmemiş. Bakın bu dönem bizim dönemimizde, özellikle Türkiye'de AK Parti iktidarıyla birlikte Dilovası'nda bir metrekare yeni bir sanayi alanı açılmadı. Kamuoyunda bir yanlış algı var. Kömürcüler olsa ve bizim AK Parti iktidarı öncesi, yani Dilovası ölçeğinde değil mi? Hükümet ölçeğinde Sayın Başbakan'ın başkanlığında kurulan hükümetlerden önce 2002 öncesinde kurulan organize sanayi bölgesi. Kömürcüler olsa ve de bunlardandır. Yeni dönemde Dilovası'nda sanayi, yeni organize sanayi bölgeleri açılmadı. Açılmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü biz sanayiye değil Dilovası, Kocaeli'de sanayiye doydu. Evet. Peki bu özellikle hani diğerlerini tamam yani organize bir şekilde iç kendi alanlarını çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Kapısından dışarı girdiğin zaman da sizin sorumluluğunuz başlıyor. Evet, tamam. İşte oranın yolları vesaire hepsinde. Tamam. Peki planlı çalışabiliyor musunuz organize sanayi bölgeleriyle? Bu dönem daha iyiyiz diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Valimizin, Sayın Bakanımızın Bilim ve Teknoloji Bakanı olması bizim için büyük bir avantaj. Birlikte programlar, birlikte projeler yapıyoruz. Eskiye oranla daha fazla bir araya geliyoruz. Örneğin Batı Kavşağı'nın yapımında çok büyük bir sorundu. Hatırlayın lütfen, orada köprü vardı. Köprü 1996 evet. yılında yapıldı. Batı Kavşağı'ndaki köprü 1996 yılında yapıldı. Doğu Kavşağı dediğimiz Çolakoğlu sapağındaki kavşağın da fore kazıkları 1996 yılında çakıldı. Var orada kazıklar. Ama yapılmadı. Biz bir proje geliştirdik. Sayın Valimizin de desteğiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle Batı Kavşağı'nı sanayicinin de desteğiyle bitirdik. Burada altını çiziyorum. Yani sanayicimiz de elini taşın altına koydu. Burada tabii büyük riski Büyükşehir Belediye'miz aldı. Ama sanayicimiz de destek verdi. Doğu Kavşağı yapılıyor. 2013 yılında inşallah bitecek kavşak olarak. Burada müjdesini vereyim. Yemyeşil bir girişi olacak doğusunda, Çolakoğlu sapağında. Bu kavşağında da kamulaştırma bedelinde yine Büyükşehir Belediye'miz çok ciddi risk aldı. Biz belediye olarak, bizim oradaki arsalarımız vardı. Onları bilebedel proje kapsamında hibe ettik. Sayın Valimizin başkanlığında oradaki sanayici liman sahipleriyle bir araya geldik. Özellikle kamulaştırma bedelini karşılamaları konusunda protokoller yaptık sağ olsun. Onlara da destek verdiler. Yani geçmişe oranla daha fazla bir araya gelebiliyoruz. Şimdi Dilsev diye bir dernek kurduk Dilovası Belediyesi'nin bünyesinde. İnşallah gelecekte vakıfa da dönüşebilir. Burada da öğrenci, üniversite öğrencisi olan kardeşlerimize burs ayarlayacağız. Burada da sanayicilerimizin destekleri olacak. Daha çok olması lazım. Yani gelecekte şehirle organize sanayi bölgeleri birlikte hareket etmelidirler. Yoksa sıkıntılar gün geçtikçe büyür. Birlikte hareket ederler, birlikte çözüm üretirler. Tabii yani sanayicinin çevreyle alakalı duyarlılığı çok önemli. Gerçi biz Büyükşehir Belediyesi'nde işte eski genel müdürü başta olmak üzere konukları aldığımızda onlar işte özellikle atıklar konusunda işte pek çok açıklamalarda bulundular. Yani anladığım kadarıyla Dilovası'ndaki sanayicilerimiz de artık çevre kirliliğine azami derecede dikkat ediyorlar. Kesinlikle öyle. Ya, kömürcüler olsa bir konusuna gelecek olursak bir fotoğraf var. Fotoğraf yerel basın organlarında da ortaya çıktı. İki tane ineğin su içtiği bir dere simsiyah. Şimdi kömürcüler olsa ve zaman zaman havadan siyah toz yağmasıyla da gündeme geldi gazetelerde. Bunları sizler de duydunuz ve üzüldünüz. Hatta bununla ilgili girişimlerde de bulunduğunuzu biliyoruz. Efendim bunlar da ortadayken kömürcüler olsa ve işte insanın hem nefesini hem ciğerlerini içini su içtiğimiz suya karışan kömür tozlarıyla birlikte, ineğin sütüne karışan kömür tozlarıyla birlikte zehirlediği iddia ediliyor. Siz bu iddialara neler söyleyeceksiniz? Şimdi Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi, biz burada organize sanayi bölge, ben belediye başkanı olmadan önce de çeşitli platformlarda hemen hemen tüm derneklerin ya üyesiyim ya yöneticiydim ya başkanıydım.
her platforma bunu dile getirdik. Yani orada kömürcüler organize sanayi bölgesinin kurulması talihsizlik olmuş. Ve biz bu kömürcüler organize sanayi bölgesinin, hatta bütün olsa ben, bütün sanayici dostlarımıza sesleniyoruz. Havamızı, suyumuzu, doğamızı kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Havamızı, doğamızı, suyumuzu kirletmeyen ve İslam sorununda işçi alımlarında dil ovasında yapan sanayicinin bizim diyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ama hiç kimsenin, ama hiç kimsenin bizim havamızı, suyumuzu, doğamızı kirletme hakkı yoktur. Turgut Özal Mahallesi Halk Meclisi'nde iki tane yavrumuzun konuşmaları keşke burada yayınlayabilsek. Yani özetinde de çocuk diyor ki benim küçük bir kardeşim var diyor. Onun diyor, hiç kimse diyor onun diyor nefes almasını engellememeli. Onun nefes alma hakkını elinde almamalı. Burada ben aynı çocuklarımızın sözlerini ilgililere duyuruyorum yani. Kömürcüler organize sanayi bölgesi yapımı, fabrikaların yapımı devam etmekte. Ve fabrikalar sistemlerini, bizim görüşmelerimizde sistemlerini yapıyorlar. Sulama sistemlerini vesaire yapıyorlar. Sayın Valimiz bu konuda çok çok hassas. Özellikle hassas. Hükümetimiz hassas, milletvekillerimiz çok hassas. Defaten görüşüyorum. Özellikle AK Parti milletvekillerimiz bu konuda çok hassaslar. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok çok hassas. Biz hassasız. Bu yeni yapım aşamasında ufak tefek sıkıntılar oluyor. Onlar en azından böyle diyorlar. Kış dönemi sonunda kış hava yağışlı vesaire, belki çok fazla toz olmaz ama yaz döneminde asla, yani biz kömürcüler organize sanayi bölgesinin çevremizi kirletmesine asla izin vermeyeceğimizi buradan altını çizerek belirtiyorum. Bu çağrım bütün sanayiciler için geçerlidir, ama onu da söyleyeyim. 2000'li yılların bir başında hatırlayın lütfen Dilovası'nın çevre hava kirliliğini. Bugün çok daha iyi ben durumda. Buradan bir anımı anlatayım. Bir gün Karamürsel tarafından, yani Bursa tarafından İznik üzerinden Karamürsel'e İzmit'e geri döneceğim. Karamürsel'in İznik yolunu kullanarak gelirim. Tepeyi açtık, tam körfez gözüktü. Karşıda bir duman, yani böyle dumanların arasında bir kent. Böyle bir şey olamaz yani. Sanki oraya böyle bir sis çökmüş tarzındaydı. Yani seneye baktığımız zaman da herhalde 2004-2005 yılları falandı. O zamanlar devamlı gündeme getirdik özellikle biz bunu. Hatta işte kanser ovasına kadar dönüştü bunların şeyi. Çünkü öyle bir hava kirliliği vardı ki yani orada yani insanlar yaşıyor ve mutlaka bu sanayiden de etkileneceklerdi. Şimdi Dilovası, kanser ovası, bu ikisi artık o kadar çok özdeşleşmiş bir kelimelerdi ki bunu aşabildik mi artık? Yani orada gerçekten böyle bir büyük kanser ovası mı var? Yani şunu samimiyet olsun. Birileri sürekli bunu dillendiriyor. Art niyetli birileri sürekli bunu dillendiriyor. Dilovası güzel insanlar ovasıdır. İnsanların, Türkiye'nin her yöresine insanların gelip yerleştiği ve kardeşçe yaşadığı, hoşgörü ortamının zirvede olduğu ilçedir. Bu çok dillendirildi. Biz de göreve geldiğimizde bu çok konuşuldu. Dilovası sosyal doku araştırması hazırladık. Bunu markayla birlikte hazırladık. Ve Dilovası'nın %80'ine ulaştık. Yaş gruplarını belirledik. İslam sorunlarını, mesleki eğitimleri olanları, meslek sahiplerini, hasta olanlar varsa hastalık dereceleri, ne hassası olduklarını, bunları grafiklerde de görebilirsiniz. Ve Dilovası'nın %80'inde çıkan sonuç, Dilovası'nda kanserli hasta sayısı diğer ilçeleri, Kocaeli'nin diğer ilçelerinin üstünde değil, altındadır. Kocaeli ortalamasının altındadır. İşte burada grafiklerle belirtilmiş yani. Tabii bakın, ben bunu söylerken birileri şöyle yanlış yorumlayabilir. Dilovası güllük gülistanlık, hava çevre sorunu yoktur demiyorum. Altını çizerek. Dilovası'nda çevre sorunları düne oranla çok daha iyi. Ama Dilovası'nda, Kocaeli'mizde çevre sorunları var. Ve her geçen gün bu minimize ediliyor. Dilovası'nda AK Parti iktidarı öncesinde fabrikalarda filtre yokken, bugün bacalarında filtre olmayan sanayicimiz yok denecek kadar azdır.
Ve bunlar Çevre Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sayfasında online takip edilebiliyor. Marmara Denizi'ni en çok kirleten dere Dil Deresi iken, Türkiye'de model bir çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok büyük desteğiyle 25 milyon euro değerinde bir arıtma tesisi yaptı Dilovası Organize Sanayi Bölgesi. Ve Dilovası evsel atıkları da burada arıtılıyor ve biz de bu arıtma tesisine müşteriyiz. Ve bugün Dilovası'nı, Dil Deresi'ni, Dilovası evsel ve sanayi atıklarından bir gram dahil kirletilmiyor. İnşallah 2013 yılında Devlet Su İşleri'nin Dil Deresi'ni sahayla birlikte Dil Deresi inşallah tertemiz olarak akacak ve Marmara Denizi'ni hiç kirletmeyecek. Bugün o birikmiş olan çamurdan kaynaklanan bir sıkıntı var. Bir de Gebze Taş Ocakları mevkiinde dediğimiz taş ocaklarından, o bölgeden, Güzeller Mahallesi'nden gelen bir dere var. O şu anda çok büyük bir kirlilik yaratıyor. O yukarıda da, üst tarafta da inşallah bir arıtma tesisi yapımı söz konusu. Büyükşehirimiz yapacak inşallah. Ve Dil Deresi inşallah tertemiz akmaya devam edecek. Marmara Denizi'ni inşallah kirletmeyecek. Ve gondollarla insanlarımız inşallah Namazgah Deresi gibi. Aa, Büyükşehir evet. Belediye Başkanımızın da defaten altını çizdiği inşallah güzel bir o eski günlerine belki kavuşmayabilir, ıslah edilecek, betonlar yapılacak vesaire ama tertemiz akacak inşallah. 2013'te de inşallah bizler bunu göreceğiz. Çevre anlamına baktığımız efendim, Dilovası'nda cüruf sahası anlamında bir gelişme var mı? Ya da bununla ilgili bir alan gösterildi mi sanayici? Şimdi demin onu değindim. Yani organize sanayi bölgeleri kurulurken sanayinin ihtiyacı olan alanlar da düşünülmeli. Yani işte bu bir sorundur. Cüruf sorunu var. Dilovası'nda fabrikaların, demir çelik fabrikaların üretmiş olduğu cüruflarla ilgili bertaraf sorunu var. Ve bu sorunlar zamanında düşünülmemiş. Şimdi düşünülüyor. Bakalım biz bununla ilgili bir çalışma, Çevre İl Müdürlüğümüz bir çalışma yapıyor. Bizler de bu çalışmayı takipçisiyiz. Bu sorun da bir şekilde çözülecektir. Yakın bir zamanda bunu da inşallah çözümünü kamuoyuna duyururlar. İnşallah efendim. Bu arada OSB'leri konuşursak, yanlış hatırlamıyorsam polisin bir vaadi mi, bir desteği mi vardı biz size? Ben öyle bir şey hatırlıyorum da, bu Polisan'la alakalı Dilovası'na güzel bir yatırım yapacaktı. Evet, Fali Bey'in de olduğu bir protokol zannedersem. Evet, bir protokol imzalanmıştı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum Polisan'la alakalı. Polisan fabrikamızın yıllardır dillendirdikleri bir kapalı spor salonu ve kültür merkezi yapımı sürekli dillendiriyor. Biz göreve geldikten sonra da bu çok konuşuldu. Sanayicimizle bir araya geldik. O Polisan İlk Öğretim Okulu'nun bahçesinde ve o bölgede bulunan arazilerin istimlak edilmesi gerekiyor. Biz belediye olarak bunların istimlaklarını yaptık, bitirdik. Ve sanayicimizle görüştük. Sayın Valimizin de başkanlığında bir protokol imzaladık. Dilovası'nda inşallah Dil İskelesi Mahallesi'nde kapalı spor salonu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili bütün çalışmalarımızı bitirdik. Hatta ruhsatını da verdik. Yani şu anda hayır sahibine, sanayici dostumuza ruhsatlarını da verdik. Yapımı için hiçbir engel yok. İnşallah 2013 yılı içinde yapımı başlar ve biter. Siz daha önce başlamasını bekliyordunuz ama. Doğrusu ben daha erken başlar diye düşünüyordum ama bazen evdeki hesaplar 2012'de yapılmadı. 2012-2013 eğitim öğretim döneminin ne yetiştireceğiz demişlerdi. Çünkü protokolde bu vardı. Evet. Yani ne kadar erken biterse o kadar çok, o kadar hızlı bir şekilde milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştiririz. Evet. Bugün Solventaş İlk Öğretim Okulu'nun bahçesinde Büyükşehir'imiz çok güzel bir kapalı spor salonu yaptı. Dilovası merkezde bir kapalı spor salonu yapılacak. Bu salonumuz da bittiğinde handbolda, basketbolda, voleybolda, atletizmde neden milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştirmeyelim? Benim bir hedefim vardı. Milli takımlar düzeyinde sporcular dedik. Bugün dünya şampiyonumuz var. Bir çocuğumuz Uzak Doğu sporlarında belediye sporun sporcusu dünya şampiyonu oldu. İki tane delikanlımız da dünya üçüncüsü oldu. Ben buradan gençleri kutluyorum. Yüzme yarışmasında da 5. sınıf öğrencisi Gökay Tuncel şampiyon olmuş efendim. Gökay kardeşimiz şampiyon oldu. Çok yetenekli bir delikanlı inşallah. Gelecekte neden İstiklal Marşımızı olimpiyatlarda seslendirmesin? Evet. Ama bu gençlerin spor yapacağı alanlara ihtiyacı şimdi var. Şimdi
şu an konuştuğumuz konular aslında geçmişin biriktirmiş olduğu sorunların çözümüyle alakalı. Ben inanıyorum ki bu çalışma temposuyla devam edildiğinde belki bir sonraki demeyeyim de bir sonraki dönemin belediye başkanlığı döneminde bunları konuşacağız. Yani işte Dilovası'ndan çıkan şampiyonları konuşacağız. Dilovası'nda sanatı konuşacağız. Dilovası'nda sporu konuşmaya başlayacağız. Ben sanatı şimdi de konuşabiliriz ama spor doğru yani daha iyi duruma gelmemiz lazım. Kocaeli'nin tamamı, Türkiye'nin tamamının gelmesi lazım. Evet. Yani çok büyük bir milletiz biz. 75 milyon. Biz önce kendi bulunduğumuz bölgeden çıkartalım da diğer belediye başkanları da örnek alır. Evet. Onlar da devam ederler. Bir sorular gelmişti. Onlar isterseniz Sayın Başkanımıza kısa kısa cevaplar almak kaydıyla efendim soralım. İzleyicilerimizin de arzusu isteği yerine gelsin efendim. Dilis Kilisesi'nde 2B çıktı mı çıkmadı mı diye bir soru var ama. Dilovası'nın tamamında 2B çalışmaları devam ediyor. Dilis Kilisesi mahallemizde de bir komisyon kuruldu. Komisyon yemin etti. Göreve başladı. İki belirlerin tespitiyle ilgili bir çalışma yapıyor komisyonumuz. Dilovası'nın diğer mahallelerinde de çalışmalar sona doğru geldi. Ve Dilis Kelesi Mahallesi de inşallah yakın bir zamanda tespit edilecek. Askıya çıkacak. İtirazlardan sonra da inşallah Dilovası'nın tamamı 2B sorununu da çözmüş olacağız. Yani burada özellikle Sayın Başbakan'ın onun şahsında AK Parti hükümetine, kabineye çok teşekkür ediyoruz. Meclisimize. Çünkü zaten gerek Dilovası'nın gerek Türkiye'nin önemli bir sorunu, 2B sorunu. Dilovası'nın da en önemli sorunlarından bir tanesi de benim bildiğim kadarıyla. Hayır, kentleşmeyi de engelliyor. Yani ruhsat veremiyorsunuz. Evet, başka bir soru daha var, onu da soralım. Daha çok konu konuşacağız. Programımız da ilerliyor hızlı bir şekilde. Dilovası'nda çöpler ve atıklar ne olacak? Kötü kokuyor demişler. Kötü kokan bir yer var mı? Bir mahalle var mı? Ya da bunlarla ilgili şikayetler size geliyor mu? Vatandaşımızın böyle bir sorunu var. Dilovası'nın bizim İzaydaş çöp depolama alanıyla ilgili halkımızdan bir şey geliyor bazen. Ben bunları duyuyorum. Daha önce Dilovası yani Gebze bölgesinin evsel atıklarını bertaraf ediliyordu burada. Şu anda yalnız Dilovası'nın evsel atıkları burada bertaraf ediliyor. Ya tabii burada bizden önce yani Dilovası bizim dönemimiz öncesi bir dönemde yer seçimi yapılmış. Keşke orada seçilmemiş olsaydı. Ama ben buradan müjdeyi vereyim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın geçen bunu dillendirecek, yakında bir çıkacak. Efsel attıklardan elektrik enerjisi üretimiyle ilgili bir çalışma var. TÜBİTAK'la birlikte bir çalışma yapılıyor. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılır. Bu sorunu da bu vesileyle çözmüş olacağız inşallah. İnşallah efendim. Bu arada başka bir izleyicimiz de yine spor salonu ne zaman yapılacak demişler. Biz de az önce bunu sorduk. Polis alanı kapalı, spor salonunu 2012-2013 yetiştirmedi. Umarız. Dilovası merkezde stadın orada bir eğitim yerleşkesinin içinde 1000 kişilik bir kapalı spor salonu ihaleye çıkıyor bugünlerde. O da başka. O biraz gecikti. Yer seçiminde biraz sıkıntı oldu. Solventaş'ın bahçesindeki Solventaş İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki salon bitti. Halkın hizmetinde. Tavşancılığımızda da bir tane kapalı spor salonumuz var. Bu dönem inşallah bu saydığım gerek merkezdeki kapalı spor salonu gerekse de Dilis Kelesi Mahallesi'ndeki kapalı spor salonumuz inşallah sanayicimiz önümüzdeki yıl başlar da bir an önce halkın hizmetine sunmuş oluruz. İnşallah efendim. Bu arada 86 bin metrekarelik bir park, devasa bir park yapmak istiyorsunuz. Adını da Recep Tayyip Erdoğan Parkı kurmak istiyorsunuz. Açılışına gelir mi Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız? Neden Recep Tayyip Erdoğan Parkı? Şunu samimiyetle söyleyeyim. Ben Sayın Başbakan'a hayran olan bir vatandaş olarak söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın çizgisinde siyaset yapmak, aynı çatı altında siyaset yapmak büyük bir onurdur. Sayın Başbakan yalnız bu ülkenin başbakanı değil. Hemen hemen duyuyorsunuzdur. Gazetelerde yazıyor, çiziyor. Civar ülkeler başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin ya bizim böyle bir başbakanımız olsun lider gördüğü bir lider. Gerçekten bizim için bir şans. Allah'a hamdolsun bu ülkenin lideri. Ben Sayın Başbakan'ın ismini böyle bir parka verilmesi bizim için de büyük bir onurdur. Geçen bir halk meclisinde bu yapımı projesi biten 86 bin metrekare alanın projesi bitti bu parkın. Bu parkı konuşurken oradan bir vatandaşla birlikte sohbet ederken başbakanın ismi geçti. Ya neden olmasın dedik. Başbakanımızın ismini veririz. İnşallah parkı bitirdiğimizde Sayın Başbakan'ın ismini veririz. Evet efendim. İnşallah kendileri de uygun görürler.
Ve açılışına gelir misiniz? Gelirler mi? İnşallah. İnşallah. Başbakanımız yani, temel atma. Hiçbir projenin temel atmasına gitmiyor. Açılışına gidiyor inşallah. Neden olmasın? İnşallah. Evet. Az önce Tavşancıl geçince, Tavşancıl'da bir ilk dönemler ben Tavşancılılarla konuştuğumda kendilerini biraz dışlanmış hissediyorlardı. Çünkü Tavşancıl işte oldukça eski bir yerleşim yeriydi. Sonra Dilovası hızlı bir şekilde gelişti. Ve ilçe olduğunda da merkez Dilovası'nda oldu. Tavşancıl beldesi de Dilovası'na bağlandı. Yani 2010-2011 yılları arasında ben bazı Tavşancılılarla görüştüğümde hep böyle kendilerini dışlanmış hissediyorlardı. Buraya yatırım gelmiyor diyorlardı. Ve hem Yahya Kaptan Tavşancılı yapılan yatırımları hem de simgesel olarak Yahya Kaptan'ı sormak istiyorum. Biliyorsunuz İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğan Yahya Kaptan Mahallesi'nin girişine bir Yahya Kaptan heykeli yapıyor. İnşa ediyor. Sanırım bir iki ay içerisinde de bitecek projesi. Sizin Tavşancılı yaptıklarınız ve Yahya Kaptan'ın sahiplenme konusunda böyle bir projeleriniz falan var mı? Ya şimdi tabii ben empati yaptığımda, Tavşancılıların yerine kendimi koyduğumda böyle bir duygusal tepki göstermeleri doğaldır. Yalnız bugün yine aynı insanlara sorarsanız muhtemelen tavırları, fikirleri değişmiştir. Tavşancılımızın altyapısını komple yeniledik, örnek veriyorum. Doğalgazı Tavşancıl'dan başlattık. Tavşancılımızın %95'ler düzeyindedir doğalgaz. Yani bitti de diyebileceğimiz düzeydedir. Çok az insanımız var Tavşancı'da doğalgaza kavuşmayan. Üst yapıyı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Gençlik merkezini yakın bir zamanda açacağız. Tavşancılımızdadır. Müftülük sitesi Tavşancılımızda yapılıyor. Kaymakamlık lojmanımız bizim Tavşancıl'dadır. Kaymakamımız sağ olsun lojmanını Tavşancıl'da yaptı. Gümrük bölge müdürlüğüyle görüşüyoruz. İnşallah gümrük Dilovası bölgesi müdürlüğünde Tavşancılımızda kuracağız inşallah. Altyapıyı dediğim gibi yani parklar yapıldık. Tavşancı sahili gerçekten harika oldu. Çok güzel bir proje. Tavşancı'nın garajı, o girişteki garajı kaldıracağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Tavşancılılar hizmet alıyorlar. Daha da alacaklar. Daha da fazla alacaklar. Tavşancı'da tarihi evlerin restorasyonu ilgili İstediğimiz düzeyde değil. 80 tane tarihi evimiz var. Bugünden sonra çok daha fazla zaman ayıracağız inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen bir binayı aldı. İnşallah restore ettirecek büyükşehirimiz. Dilovası Belediyesi bir eski Rum evini inşallah bugünlerde restore ediyoruz. Diğer evlerin de restorasyonu ilgili biz üzerimize düşeni yapacağız. Tavşancıl 1940'larda nahiyeymiş. Yani Tavşancıl'da 1960'lı 70'li yıllarda sinema varmış. Yani Tavşancılımız güzel bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani çok yani Tavşancılı gören herkes Tavşancılı hayran oluyor. Stadımız biraz atıl kaldı. Stadımızı tekrar canlandıracağız. Arkadaşlara talimat verdik. Tavşancılı eski günlerinden çok çok daha güzel olacak. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın yani. İnşallah efendim. Yahya Kaptan'la ilgili Yahya Kaptan biliyorsunuz Tavşancılı'da yaşamış. O bölgede ülkenin bir değeri. Tabii sağ olsun Nevzat Başkan'ın da İzmit'te de Yahya Kaptan Mahallesi var. Bu da çok güzel bir duygu. Yahya Kaptan'a sahip çıkması. Ben Nevzat Başkan'ı tebrik ediyorum. Biz de Tavşancılılar, Dilovalılar olarak da Yahya Kaptan'ı zaten biliyorsunuz bizim orada belediyenin önünde de heykeli var. Yahya Kaptan'ın da kendi anıt mezarı da var orada. Mezarlıklarda da şu anda Tavşancılı mezarlığımızda arkadaşlar çalışmaya başladılar. Biz de o anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. İnşallah gelecekte çok daha güzel bir Tavşancı, çok daha güzel bir Dilovası olacak. Efendim şu konulardan çıkmak isterken yine sorular gelmiş. İzleyicimizi kırmayalım. Ama farklı bir şey sormuşlar. Demişler ki Kömürcan Osebi ile Devlet Hastanesi arasındaki mesafe nedir? Yan yana olmaları bir sakınca olacaktır ya da yakın olmaları. Yok. Bir sakınca olmaz. Eğer gereğini yaparlarsa, eğer gereğini yaparsak bir sorun olmaz. Eğer yani havayı kirletmeyecekse Kömürcan Osebi bir sakınca olmaz. Eğer havayı kirletecekse o zaman biz gereğini yaparız. Hastane orada olmuş ya da bir başka yerde olmuş. Bir şey değişmez. Eğer hava kirlenecekse hastane nerede olursa olsun aynı şey yine geçer. Yani
Aslında burada sorulmak istenen şey şudur. Yani hastane oradaysa işte kömürciler olsa ve oradan kalkmalıdır. Vatandaş aslında onu sormak istiyor. Bu bölgenin kömür ihtiyacı bitti bitecek. Dolayısıyla yeni daha çok Anadolu'ya doğru kömür ihtiyacı, o bölgenin kömür ihtiyacı olacak. Dolayısıyla zamanla ben zaten gideceklerini düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum yani. Ama vatandaşlarımız kesinlikle bu konuda biz kararlıyız. Asla havamızı, suyumuzu, doğamızı kirletenlere asla biz göz açtırmayacağız, onu belirteyim. Geçen görüştüğümüzde yeni kuruluş aşamasından kaynaklanan ufak tefek sorunlar olabilir denildi. Bir an önce tedbirlerini almaları gerekiyor. Bir an önce sulama sistemlerini vesaire yapmaları gerekiyor. Ha, olmuyorsa yapılacak şey bellidir yani. Evet. Zaten kömürü orada çıkarmıyorlar. Orada kazıp tabii çıkarmıyorlar. Normalde bir depo alanı gibi kömür işlemeleri yapılıyor orada tabii ve bir yere taşınmasında söz konusu olabilir yani. Yani gelecekte kömürciler olsa ve yani statüsü değiştirilebilir. Tabii bu tartışılabilir ama ben her zaman söylüyorum. Bizim dönemimizde verilen bir izin yok. Bu daha önceki dönemde evet verilen bir izin. Ama Türkiye güçlüdür. Türkiye evet. Sayın Başbakan bu konuda eğer hükümetimiz gerek kömürciler olsa ve ya da diğer sanayicimiz çevre konusunda gereğini yapmazlarsa biz gereğini yaparız. Evet. Yani bu konuda taviz vermeyecek evet, başkan. Vatandaşın sorusu cevaplanmış oldu. Ben şimdi tabii Yahya Kaptan genellikle Tavşancılı'da biraz daha özdeş. Ben doğru. Şimdi ilçelerin, kentlerin bir markası vardır. İşte Kandıra'ya baktığımız zaman 3-5 tane sayıyoruz. Markasal bazda işte Kandıra'nın simgeleri ya da markaları diyebileceğimiz. Dilovası'nın böyle bir markası benim bildiğim kadarıyla yok. Ama herhalde geliyor yavaş yavaş. Geliyor. Öyle bir marka diyebileceğimiz Türkiye'nin her yerinde ya da özellikle bu bölgelerde seyahat eden insanların çok büyük bir şekilde bundan sonra Dilovası'nın adını daha fazla, daha sık kullanacaklar. Herhalde diyecekler ki Dilovası Köprüsü'nden geçiyoruz mu diyecekler. Doğru. Bu köprüyü biliyorsun İzmir, dünyanın en uzun ikinci köprüsü. Evet, İzmir Körfezi üzerinde iki yakayı birbirine bağlayacak ve ayakları da Dilovası'nda. Evet. Dilovası Körfez Köprüsü. Dilovası İzmir otoyol bağlantı yoluyla birlikte, otoyoluyla birlikte Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri. Ve köprü bittiğinde gerçekten gerek Kocaeli'mize gerekse de Dilovamıza bir vizyon kazandıracak. Çok önemli bir proje. Dünyanın en uzun ikinci köprüsü. Bunun da Dilovası'ndan geçiyor olması bizim için de büyük bir şans. Ve inşallah yakın bir zamanda çalışmaların alemde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bağlantı yolları şu anda yapılıyor. Bir taraftan da denizin içindeki köprü ayaklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Denizin içinde. Tabii. Yakın bir zamanda işte kolonlarını vesaire görmüş olacağız. Direklerini görmüş olacağız. Dilovası'ndan nereye bağlanacak efendim tam olarak? Dilovası Hersek burnu arasında. Karşıda Altınova'nın Altınova'ya bağlanacak. Dilovası Altınova arası. çok gerçekten çok güzel bir proje. Ve yapımı bittiğinde inşallah Dilovası'nın trafik sorununu da bir nebze çözecek. Şehir içindeki geçen iki karayolunun trafik yükünü de azaltacak. Evet, iki karayolu var. Hem de yüz hem otoyol ve ikisinin arasında bazı noktalarda neredeyse sıfır diyeyim yani. Kesişmeli tabii, geçiyorlar. Geçiyor. Biri alttan geçiyor, biri üstten geçiyor falan. Yani Asya, Avrupa birbirine bağlantı yolların hepsi oradan geçiyor. Bazı yerlerde alt üstü geçiyor. Yani devlet demir yolu, evet. E5 ve otoban alt üstü geçiyor. Yani Dilovası öyle bir stratejik yerde ki otoyol oradan geçiyor, deniz oradan geçiyor. Hızlı tren hattı var. Yani demir yolları oradan geçiyor. Adı üzerinde eskiden bir dil iskelesi vardı. Yani orada iskeleler vardı. Zaten vardı. Evet. Şimdi bir de Körfez Köprüsü'yle artık bir havaalanı yok diyeceğim neredeyse yani. O 9 tane liman, elbette 9 tane limanı var. Yani deniz ulaşımı, kara ulaşımı, demir yolu ulaşımı.
Hava yolu ulaşımı da şey, yani bizim Sabiha Gökçen Havaalanı. Yok yani onun mecazi anlamda söyledim. Bir havaalanı eksik diyeceğim yani neredeyse. Efendim bu arada Dilovası araştırma arkenti, işte araştırma yapıyorsunuz, vatandaşa gidiyorsunuz ama bir de yer altında araştırmalar yapıyorsunuz herhalde. Taş devri bulgularına rastlandığını ifade etmişsiniz. Taş devri bulguları gerçekten çıktı mı? Bu araştırma nereden çıktı? Onu soralım. Kocaeli Üniversitesi'nden bazı akademisyen arkadaşlar 2 yıl önceydi beni bir ziyaret etmişlerdi. Bir çalışma yapıyoruz demişlerdi. Buyurun yapın yani dedik, çalışma yapıyorsunuz. Böyle bulgular olduğunu iddia ediyorlar. Hatta geçen bir yemek organizasyonu yapmışlardı, bir gelmişlerdi. Biz sağ olsa geçen gazetede de yazdılar işte. Teşekkür etmişlerdi. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben doğrusu ne aşamadadır, ne yaptılar onu bilmiyorum ama böyle bir bulgu bulduklarını iddia ediyorlar. Onunla ilgili henüz bize gelen bir rapor, bir sunum yok. Nerede bulmuşlar? Yani böyle mevki olarak falan bir yer söylediler mi size? Onlar Adatepe'yi kastediyorlardı. Yani ben bildiğim Adatepe'de böyle bir çalışma yapıyorlar. Biliyorsunuz Adatepe tarihi bir yapısı oldu. Hatta Anibal'ın mezarının olduğunu iddia ediyorlar bazı araştırmacılar. Arkadaşlar geçen gazetelerde vardı ama benim yani belediyemize gelen ya da kaymakamlık bilmiyorum, kaymakamlığa gelen resmi bir bilgi. Bakıyorsunuz insanlık tarihinin değiştirebilecek pek çok bulgu oradan çıkacak. Ya bu bölge tabii medeniyetler coğrafyasıdır. Anadolu evet. Medeniyetler coğrafyası da İzmit Körfezi, bu bölgede gerçekten tarihin ilk insanlarından bugüne aktif olarak sürekli hareket halinde olan bir şehir. Evet. Yani bu üzerinde yaşadığımız şehir, sizi heyecanlandırdı mı? Ülke, bu söylem sizi heyecanlandırdı mı? Hani taş devrine ait işte bazı kanıtların bulunması. Ya doğrusunu söylemek gerekirse çok heyecanlandırmadı. Yani tahmin ediyorum İzmit'in, bu bölgenin geçmişinin ne olduğunu. Tarihi bilgilerimizle baktığımızda Romalılar döneminde, Bizanslar döneminde merkez olmuş buralar yani. Evet. Olabilir yani. Efendim isterseniz arkadaşlarımızla bir kısa reklam arası diyor. Ondan sonra da yine devam edeceğiz. Biraz da siyasete girelim. Ondan sonra siyasete girelim. Siyasete girelim artık. Yani. Sevgili seyirciler, gündem çok kısa bir aradan sonra devam edecek. Bu seferki çok kısa. Az sonra buradayız. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler'de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler, 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Hyundai'de yılın son fırsatı. Hyundai i20 günde 20 TL'den başlayan taksitler veya 20.000 TL'ye 20 ay vadede %0 faiz oranıyla. Hyundai i30 günde 30 TL'den, Hyundai iX 35 günde 35 TL'den başlayan taksitler ve Haziran 2013'te başlayan ödemelerle. 2012 bitmeden tüm Hyundai modellerindeki fırsatlar ve uygun ödeme koşulları Hyundai yetkili satıcılarında sizi bekliyor. Carpe Diem Kaytepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. %50 TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. İmes OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın.
Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10 bin dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İMES OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Meşhur mu? Meşhur. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır mı? Hem de çıtır çıtır. Doyurucu mu? Hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tam Doy Pide Salonu farkıyla. Hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Yeni Clio 4. Aşk, tutku ve heyecan. Sürüş keyfi, kalite, konfor. Yeni Clio'nun büyük üstünlüğü. Mükemmel denge, tükenmeyen enerji, sıra dışı tasarım. Bu benzersiz deneyime hazır olun. Yeni Clio 4. Her şey unutulur, ilkler kalır. Renault, Ernaz Otomotiv. Renault, Ernaz Otomotiv. 1998 yılından beri sizlerin güveni için çalışan, çelik imalat ve sanayi sektöründe bir marka olma yönünde adımlar atan Mercanhan Makine Montaj, sağlam yapılar oluşturarak her alanda başarılı işlere imza atıyor. Unutmayın, güven her şeyden önce gelir. Hayat bu. Ne zaman ne olacağı belli mi olur? Görünmez kazalar, beklenmedik problemler herkesin başına gelebilir. Artık bunları dert etmek yok. Tüysüzler Sigorta olarak emeğinizle kurduğunuz değerleri korumak için varız. Deprem sigortası, konut, kasko, trafik, yangın, bütün ev ve iş yeri sigorta işlemleri özel fiyatlarla ve en cazip ödeme koşullarıyla Tüysüzler Ak Sigorta'da. Tüysüzler Ak Sigorta'ya gelin, içiniz rahat etsin. Tüysüzler Sigorta, uzman kadrosuyla İstiklal Caddesi Sarraf Tüysüzler 2. katta. Telefon 0262 331 31 51 0262 322 41 29. Regalo mi cintura. 22 ayar bilezik. Y mis labios para cuando quieras usar. Te regalo mi locura. Sarraf tüysüzler. Sevgili seyirciler, gündem programı devam ediyor. Kısa bir reklam arası dedik ve kısacık aradan sonra Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman'la sohbetimizi kısaca soruları sorarak devam ediyoruz. Yine efendim, yine izleyicilerimiz bizleri yalnız bırakmadılar, sorular sordular. Dilovası'nın girişi neden kapalı, buradan giriş yok, E5'ten gelirken Dilovası'na giriş yapamıyoruz diye bir soru sormuşlar. Nedir efendim, bu bir karmaşa mı var yollarda acaba? Şimdi Dilovası'nın doğu kavşağı ve batı kavşağı, demin dediğim gibi, yıllardır yapılacaktı ama yapılamamıştı. Dilovası Diyos Sapağı dediğimiz
her hafta ölümcül kazaların yaşandığı kavşak çok güzel bir kavşak oldu. Bitti. Yalnız oradan şehire giriş uzatıldı. Doğrusu benim de içime sinmiyor. Onun çözümüyle ilgili biz bir proje çalışması yapıyoruz. Ve inşallah bu projemiz hayat bulacak ve şehrin giriş çıkışını hemen girişte yapacağız. Eski yerinden yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İstimlak falan mı yapılacak oralarda? Ufak tefek sorunlar var. İstimlak çalışması. Yeni bir proje hazırlanıyor. İnşallah bu vesileyle bunu çözmüş olacağız. Ama şunu unutmamamız gereken bir şey var ki orada her hafta ölümcül kazalar yaşanıyordu. Ve milyonlarca liralık hasarlar oluşuyordu. Bugün Allah'a çok şükür kavşak bittiğinden beri orada bir kaza, herhangi bir kaza olmadı. Evet. Bu büyük bir kazanımdır ama sorunu çözmüyor. Sorunun çözümü kavşağın Dilovası'na girişini bir an önce çözmek. Bununla ilgili gerek bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gerek bölge müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüz, Karayolları Müdürümüzle de görüştük. Bir proje çalışması yapıyoruz. Ortak bir proje çalışması yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda proje kabul ettirip bu sorunu da çözmüş olacağız. İnşallah efendim. İzleyicimiz de sorusunu yanıtlamış olduk efendim. Evet. İkinci soru da kültür merkeziyle ilgili. Proje ihale ne durumda? Kültür merkeziyle ilgili müteahhit geç mi kaldı diye sormuşlar. Acaba bununla ilgili cevaplarınız nedir? Şimdi bu çok büyük bir proje. Gerçekten çok güzel bir kültür merkezi olacak. İçinde katlı otoparkı, nikah salonu, foya alanları, çok amaçlı salonu, bilgi evi, kütüphanesi, kafeteryası, bahçesi, meydanıyla çok güzel bir proje. Bu proje ihalesi bitti. Yer teslimatı yapıldı. Belediye ile proje arasında, bina kültür merkezi arasında bir fore kazık çalışması olacak. Bu düşünülmemiş. Şimdi bu fore kazık çalışması ile ilgili çalışmalar da bitmek üzere. Bugünlerde ben yakın bir zamanda şantiyenin kurulacağını ve İnşallah dönem içinde de bu dönem içinde de 2014'e kadar da seçime kadar da inşallah bitirip aziz milletimizin halkını açmayı hedefliyoruz. Bu hedefi tutturacağız. Yani müteahhitle görüşmelerimiz devam ediyor. Müteahhit programda bir aksaklık olmayacağını söylüyor. Yakın bir zamanda inşallah başlar ve bitirilir. Biliyorsunuz orada 7 tane bina istimlak edildi, yıkıldı ve çok devasa bir alan çıktı. Bu projeyle birlikte yani gerçekten köprüden sonra ikinci bir vizyoner bir proje. Marka olacak. Marka bir proje olacak. Yakında inşallah temelini atacağız. Şimdi bizim kentlerimizin de kaderi işte. Zamanında planlı bir kentleşme olmayınca yıkarak yapmak maliyeti de çoğaltıyor. Evet. Yapımı da geciktiriyor. Yani bir yeri istimlak etmek de öyle kolay bir olay değil. Yani. Siyasete girelim isterseniz. Çünkü programımızın son bölümü, son dakikalarındayız. Hemen bir 15-20 dakikamız var. Başkanım, geçenlerde çok özellikle İzmit'te de merkezde de bir yankı bulan bir açıklamanız vardı. Ben duygusal birisiyim, aday olmazsam kırılırım demiştiniz. Yani çok gerçekten bizim hoşumuza giden bir kelime oldu bu. Bugüne kadar konuştuğumuz belediye başkanlarının hiçbir tanesi böyle bir cümle kurmamıştı. Hepsi biz aday oluruz, işte devam ederiz falan demişti ama şimdi sizin de ilk döneminiz, dolayısıyla 3,5 yıl içerisinde yapmış olduğunuz çalışmaları da böyle burada gururla anlatıyorsunuz. Hani bir sonraki dönem adaylık bölümüne geldiğimizde tekrar aday olmaya ilk önce istiyorsunuz tabii ki. Yani soru şöyleydi. Bir sohbetti bizim kahvaltı sohbeti, basın toplantısı değil, bir kahvaltı sohbetiydi. Kocaeli'deki yerel gazetelerin temsilcileri, muhabirlerini davet etmiştik. Kahvaltı yaptık. İşte bu meseleler konuşulurken bir arkadaşım şey dedi. Telefonunuz çalsa, karşıdaki kişi dese ki size aday yapmadık, kırılır mısınız? Ben de kitabın ortasından konuşmayı severim. Yani böyle kıvırarak böyle cevap vermeyi çok sevmem. Yani bana böyle derlerse kırılırım dedim. Ve sonuçta ben de insanım ve duygusal bir insanım. Ama bizim partinin bir kriteri var. Bizim partimiz adaylarını belirlerken bir kriter var. Bu kritere göre adayı belirler. Seni aday yapmadık birden demezler. Bunun bir kriteri var. Bu kriter çerçevesinde günü geldiğinde bu konuşulur. Ama ben şunu söyledim özellikle. Ben bu partinin, AK Parti'nin kurucularındanım. Ben Sayın Başbakan'ın ekibinde bulunmak,
aynı partide siyaset yapmak benim için büyük bir onur. İl başkanımızın çok güzel bir ifadesi var. Kurlar belediye başkanı hani yapmadılar. İki rekat namaz geçince geçer diyor ya, aynen öyle. Bizim makam anlamında bir takıntımız yok. Bu makamlardan biz bir şey almaya gelmedik. Biz bu makamlara bir şey katmaya geldik. Halkım iyi yaşıyor mu? İyi hizmet almış mı? Halk memnuniyeti çok önemli. Halk memnun mu? Vicdanen rahat mıyız? 3 yılda yapılan hizmetler bunlar. Bu güzel hizmet aldı bu dönem. Daha fazla hizmet alacak. Şunu samimiyetle söylüyorum, altını çizerek. Hiç öyle aday olma takıntım yok benim. Görev verirlerse en güzel şekilde yapmaya gayret ederim. Yakinen beni bilenler bilir. Bir görevi aldığımda onu en güzel yapmaya gayret ederim. Partim bana ne görev verirse başım gözüm üstünde derim. Ve onun gereğini yaparım. Ben 2004'te de sahnedeydim, sahadaydım. Parti kuruluşundan da bugüne kadar işin içindeydim. Yani böyle belediye başkanlığı, adaylığı falan böyle bir takıntım olmaz. Ama partimiz bir görev verirse başım gözüm üstünde, yani gereğini de yaparız. Allah'a hamdolsun bugüne kadar şehrimiz iyi hizmet aldı. O gün geldiğinde parti büyüklerimiz bir karar verecekler. O kararı biz de uyarız. Başımız gözümüzün ederiz. Ama tabii başlatmış olduğunuz sonuçta belediye başkanısınız ve kafanızda bir dil ovası canlandırıyorsunuz. Tabii. Diyorsunuz ki yani işte dil ovasında bunlar olması gerekiyor. Birinci kademede bunlar, acemilik dönemi diyelim. Ondan sonra kalfalık dönemi var, sonra bir ustalık dönemi var Sayın Başbakan'ın söylediği gibi. Bu sizin şu ankiler mesela acemilik dönemi olarak da adlandırılabilir. Ama kafanızda bir dil ovası şablonu mutlaka çizdiniz. O şablondaki işte projeleri hayata geçirmek istersiniz. Çok özür dilerim. 2023-2071 hedeflerimiz var. Bu hedefler için yapılması gereken neyse onu yaparız. Bu anlamda da bize ne görev veririz o görevi yaparız. Küsmek, darılmak falan öyle bir şey yok. Şimdi zaten acemilik dönemini bir kenara bırakırsak, kalfalık ve ustalık dönemi 2024'e kadar gidiyor zaten. 2023 hedefine... 2023'te de belediye başkanı olmak isterdim diyorsunuz. Ben öyle demiyorum, hayır. Bu ülke Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olacak diyor Başbakanımız. Türkiye daha yaşanabilir, daha güzel bir ülke olacak diyor Başbakanımız. Şehirlerimiz çok daha güzel olacaklar. Çok büyük riskler alınır, kentsel dönüşüm vesaire. Bu anlamda da bize de ne düşerse, işin neresine vurulmamız gerekiyorsa orada bulunur. Peki başkanım, ben burada şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi size telefon geldi. Dedi der ki, adaysınız, devam edeceksiniz. Hayırlı olsun derim. Peki, şimdi bu haberi aldınız. Dil Ovası'na önümüzdeki 5 yıl içerisinde neler katmak istersiniz? Yani böyle projeler nedir böyle? O şablondan biraz bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi altyapısı biten bir şehir, üst yapısı biten bir şehir. Bundan sonra üst yapıda daha çok projeler yapılır. Dün yerinde dönüşümü düşünmeyen bir belediye bugün yerinde dönüşümü düşünür. Yani hedef şu, halkımızın, insanlarımızın daha güzel yaşadığı şehirler. Daha mutlu oldukları şehirler. Çocukların yaşamaktan zevk aldığı şehirler. Kadınların, insanların yaşamaktan zevk aldığı şehirler. Bunu yapacağız yani. Daha iyisi. İbrahim Başkanımız ne yapıyorsa onu yapacağız yani. Daha iyisi. Dün belki bunun 2000'li yıllarda Seka Parkı falan hayal bile edilemezdi. Kocaeli'de Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşüm, bunlar 2001 yılında söylenseydi kim inanırdı? Dil Ovası neden daha güzel bir şehir olmasın? Ne kadar güzel, en güzeli. Spor alanında, her açıdan, her açıdan. Neden olimpiyat şampiyonları olmasın Dil Ovası'nın çocukları? Neden bilişim vadisinde bilgeçler yetişmesin? Evet. Yani her açıdan. Neden insanlarımız daha güzel evlerde, daha güzel konutlarda yaşamasın? Bunlar olmayacak yani şeyler değil. Yeni işte OSB'ler faize geçtiğinde İstanbul alanı biraz daha artmış olacak. İnsanların gelir seviyesi biraz daha yükselmiş olacak. Bakın şunu söyleyeyim. Geçen Halk Meclisi'nde gazetelerde yansıdı. Belki yanlış bir yansıma biraz yanlış oldu ama şunu diyorum.
Son 4 ayda Dilovası Belediyesi istihdam birimi oluşturduk. 1000 taneye yakın kardeşimizi, 1000 kardeşimizi işe yerleştirdik. Orada demek istediğim şuydu. Mesleki eğitimi olan, mesleki bilgisi, bilgisi becerisi olan arkadaşlarımızın iş bulma olasılığı çok daha yüksek. Ve şu anda İslam birimizin panosunda yüzlerce işçi arayan kurumların talepleri var. CNC operatörü vesaire, kaynakçı, elektrikçi vesaire. Onlar, o arkadaşlarım daha çabuk iş buluyorlar. Mesleki eğitimi olmayan arkadaşlarımıza da biz gerek iş kurla, gerek milli eğitimle protokollerimiz var. Mesleki eğitim kursları açıyoruz. Kardeşlerimiz bu kursları da başvurularsa meslek sahibi de olacaklar. Komek şu anda Dilovası'nda kaynak atölyesi var. Gaz altı kaynağı ve normal kaynak atölye eğitimi veriyor. Bu kardeşlerimiz buralardan istifade etsinler. Dilovası Belediyesi özellikle son günlerde fortif kursumuz var. Sertifika da veriyoruz. Milli eğitim onaylı sertifikalar da veriyoruz. Başka branşlarda da arkadaşlarımız bize başvurularsa bu kursları da açarız. Ben okullar bölümünü hızlı geçtim. Şu anda endüstri meslek lisemiz ve atölyeleri, uygulama atölyeleri, devasa iki atölyesi olan, iki bölümden oluşan atölyesi olan meslek lisemiz bitiyor önümüzdeki dönem. Burada gündüz çocuklarımız eğitim görecek. Normal zamanlar dışında da, eğitim zamanları dışında da büyükleri, babaları eğitim görecek. Ve bu kurslarda da yüzlerce insanımız meslek sahibi olacak. Yine açık açık söylüyorum. Çalışmak isteyen kardeşlerimize Dilovası Belediyesi'nin İslam birimine başvurmalarını öneriyoruz. Oradaki ekibimiz çok iyi çalışmalar yapıyor. Biz de her türlü desteği veriyoruz. İşsizlik sorununu da çözmemiz lazım. Yani demin hani halkı doku araştırmasında baktığımızda çıkan sonuç, bizim işsizlik sorunumuz çok büyüktü yani 2010 yılında yapmış olduğumuz çalışmada. Bununla ilgili neler yaparızla ilgili bir çalışma yaptık. Hatta bir başka çalışma da Dilovası dezavantajlı grupların İslam potansiyelini belirleyelim dedik. Neler yapabiliriz? Burada onlarca akademisyen arkadaşımız çalıştı bu projede. Ve biz elimizden geldiği kadar halkımızın her açıdan, yani işsizlik konusunda da olduğu gibi diğer alanlarda da daha mutlu yaşamasını istiyoruz. Mesela dilemek kurslarımız var. Burada da yine yüzlerce kardeşimiz eğitim görüyor, hobi kursları görüyor. Ve dilemeyi daha da aktif hale getireceğiz. Daha çok insanlarımız inşallah meslek sahibi olacaklar, hobilerini geliştirecekler. Yeter ki vatandaşımız belediyemize başvursunlar. Yani, Dilovası'nda hem bir kentsel dönüşüm hem de bir de insan yönelik dönüşüm söz konusu benim anladığım kadarıyla. Yani bu tür eğitimler sayesinde anneler babalar da, yani sadece çocukları eğitmekle, onlara bilgi vermekle iş bitmiyor. Anne ve babaları da sosyal hayatın içerisinde sokacak çalışmalarınız var. Kent konseyimiz, kadın meclisimiz, engelliler meclisimizin çalışmaları çok iyi gidiyor. Örnek vereyim, Anadolu Kültürleri Festivali'nin ikincisini yaptık. Gerçekten yaklaşık bir ay sürdü. Muhteşem geçti. Her derneğimiz kendi şehir kültürünü, geldikleri şehirde doğdukları şehrin kültürünü yansıttılar. Bizler de zevkle bunları izledik. Yani Dilovası gerçekten çok güzel bir yer. Karadenizlerin gecesinde Kürtçe şarkılar söylenip Doğulların gecesinde horon tepilebiliyorsa bu büyük bir güzelliktir. Dilovası bunları hak ediyor. Daha güzel Dilovalılar daha güzel yaşamayı hak ediyor. Biz de onlara hizmetkarlık yapmaktan onur duyuyoruz. Peki siz değil de belediye başkanlığından tabii ki siz şikayetçi değilsiniz. Şikayetçi olan var mı? Mesela eşiniz, çocuklarınız. Yani onlar babamızı ya fazla göremiyoruz diyorlar mı böyle? Ya tabii diyorlar çocuklar. Çok çalışan belediye başkanları doğrusu çoluk çocuğunu çok ihmal edendir aynı zamanda. AK Partili belediye başkanları da çok çalışıyorlar. Gerçekten çok çalışıyorlar. Hangi belediye başkan arkadaşımız tembeldir diyebiliriz. Samimiyetle söylüyorum. Bütün arkadaşlar çok çalışıyorlar. Sürekli hareket halindeler. Biz böyle istirahat etmeyiz, dinlenmeyiz yani. Bütün belediye başkan arkadaşlarımız şehirleri daha güzel olsun diye mücadele ediyorlar. Dolayısıyla evet, fedakarlıkta bulunmak. Çoluğumuzu, çocuğumuzu ihmal ediyoruz. Ben buradan çocuklarımla, eşime, aileme, abime, babama, anneme ellerinden öpüyorum.
Onlar da benim yükümün, belediye başkanlarının yüklerini, aileleri biliyorlardır. Benim çocuklarım, ailem mutlu. Yani sonuçta işte abim var, kardeşlerim var. Babam, annem bu boşluğu tamamlamaya çalışıyor. Bütün belediye başkanlarında aileleri gerçekten fedakardırlar yani. Allah onlardan razı olsun. Sonuçta tabii, biz de halkımıza hizmet yapıyoruz. Onlar da en azından biliyorlar ki işte babaları, işte eşi, kardeşleri ya da işte abileri, evlatları Dilovası'nın daha güzel bir Dilovası olması için çaba gösteriyor. Tabii 4 çocuğum var benim. 4'ü de ilkokuldalar. Yani en büyüğü 8. sınıfta, en küçüğü 2. sınıfta. Bazen tabii şey oluyor, sitem ediyorlar. Bazen geç saatlere kadar yatmıyorlar. Bazen gidiyorum bakıyorum koltukların üzerinde oturmuşlar. Yatıyorlar, beni bekliyorlar vesaire. Ama sonuçta biz çok çalışacağız ki halkımız güzel yaşasın. Evet, bizim çocuklar güzel yaşasın. Evet, siyasetle ilgili başka sorular da var. Onları da soralım da programımızı bitirmeden. MHP Dilovası İlçe Başkanı Metin Uzunok demiş ki Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman'ın karşısına rakip olarak çıkacağım. MHP'de seçimlere ben gireceğim demiş. O daha kesin değil ama siz kendisini rakip olarak görüyor musunuz? Metin Bey benim arkadaşım. Zaten Metin Bey zaten şey yapmış. Belediye meclis üyemdi benim. Başkanı, Sayın Başkan zaten aday olarak görmüş. Onun karşısına çıkacağım demiş yani. Ben Metin Bey'i de çok severim. Bu tabii nasip kısmet işidir. Evet. Halkın bu anlamda tercihleri çok önemlidir. Önemli olan halka hizmet etmek. Allah bu halka kim en iyi şekilde hizmet edecekse bu ülkeye, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ben Metin Bey'e de başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun ama işi zor. Evet. Bir de tabii ki merak edilen bir konu var. O da basın organlarına yansıdı. AK Partili sizin belediye başkan yardımcınız efendim Kemal Memiş'in CHP'de de üyeliği çıkmış. CHP'de üyeliği çıkan Kemal Memiş çok şaşırmıştır bu duruma tabii ki ama bu konuda bir şeyler yapıldı mı? Bir girişim, adli süreç başlatıldı mı? Sizler de bunu öğrenince ben, ne tabii, hissettiniz? Ben de şok oldum. Kemal Bey de şok oldu. Kemal Bey'in kesinlikle bilgisi dışında olmuş. Bu tür sorunlar yaşanıyor. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Siz bir partiye üyesiniz, başka bir partiye üye olduğunuzda diğer partiden otomatik olarak üyeliğiniz düşüyor diye bir algı var. Bu doğru değil. Kemal Bey parti delegesiydi. Delegeliği düştü. O zaman sorduk ya ne oldu falan. Vallahi bilmiyoruz dediler işte. Şeyden gelmemiş. Sonra öğrendik ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şekilde üyeliği çıkmış yani. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç olmadı. Benim çocukluk arkadaşım Milli Gençlik Vakfı'nın başkanıydı. Ben de onun yardımcısıydım yani yıllardır. Da aynı çizgiden geliyoruz. O da şok oldu. Yani delegeliği düşmüştü tabii. Yani bu anlamda şey yapan arkadaşlarımız bence biraz abartıyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapıyor. Yanılıyorlar yani. Vatandaş daha önce onların partisinde üye olabilir. Bir başka partiye üye olduğunda üyeliğin diğer taraftan düşeceğini sanıyorlar. Doğru olan nedir? Buradan sesleniyorum. Bir partiden bir başka partiye üye olmak isteyen insanların kendi eski partilerine istifa dilekçelerini göndermeleri gerekiyor. Evet. Bu kamuoyunda son günlerde çok konuşuluyor. Bu AK Parti, Cumhuriyet Halk Partileri gizli gizli üye yaptığı anlamına gelmiyor. Vatandaş gönüllü bir şekilde gidip üye oluyor ama öbür taraftan istifa etmediği için otomatik olarak üyelikleri düşüyor. Evet. Bu da tabii ki diğer taraftan baktığımızda efendim AK Partililerin de CHP'leri üye yaptığı şeklinde söylemler var mı Dilovası'nda? Bizde yok yani. Yok değil mi efendim? Bizde ben, diğer Gebze ve Karamürsel'de çıktı bu söylemler. Tartışmasını çok yaptık da uzun zamandan beri ilk defa bir AK Parti'nin işte başka bir partide üyeliğini görmüş oluyoruz. Yani. Yok yok çok var. Yani AK Partili olup da başka partilerde üyelikleri çanlar oluyor yani. Evet. Yani önce konuşan birazcık avantajlı duruma gelmiş oluyor ama bizim siyasi anlayışımız biraz daha farklı. Biz çok böyle belden aşağı AK Parti siyaset yapmıyor. İl başkanımız gerçekten çok çalışkan. Ne kadar şey var? Çok başarılı icraatlara imza atıyor. 50 bin üyesi var dediniz. 50 bin nüfusu var dediniz. Evet. Şeyin, Dilovası'nın. Kocaeli birinciyiz üyelikte. Evet onu diyecektim. Ne kadar üye sayısı var? 8 bin küsur AK Parti'nin üyesi var. Her geçen gün sayı artıyor. Biz yani şu anda Kocaeli %18. Yok %20'nin üzerindedir. Evet. Evet seçmen bakımında baktığımızda doğru. %20'nin üzerinde bir evet. Oran var. Bizim teşkilatımız gerek Kocaeli teşkilatlarımız gerek
bir vasit teşkilatlarımız çok çalışkan, çok başarılı. Ben son bir soru daha sorayım. Herhalde vaktimiz azalıyor. Bir dakika civarı. 2009 yerel seçimlerinde yüzde kaç oy almıştınız? %44 civarında bir oy almıştık. Peki bugün ya da yarın seçim olmuş olsa bu oran ne olur? Yani mutlaka bir anket çalışması yapıyorsunuzdur. Dilovası'nda. Ben düşük olduğunu sanmıyorum. Daha yüksektir diye düşünüyorum. Sonuçta yerel yönetimler ne yapar? Halka hizmet üretir. Hizmet için gelirler. Biz hizmet ettik şehrimize. Allah'a hamdolsun. İyi hizmet aldı Dilovası. Ama eksikler var mı? Vardır elbette. Yapılacak daha çok işimiz var. Ben tabii bir anket çalışması yakında yapılacak. Şu anda daha iyi durumda olduğumuzu biliyorum en azından. Daha da iyi olmamız lazım. İbrahim Başkan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çıtasını yakalamak lazım. Evet. Efendim programımıza geldiniz, renk kattınız, açıklamalarınızla tabii ki vatandaşlarımızı, Dilovası halkını özellikle bilgilendirdiniz ve Dilovası'nı burada masaya yatırdık, mercek altına aldık. Çalışmalar, projeler yine tabii ki 2014 yılına kadar gelecek olan süreçte sizleri tekrar ağırlayacağız burada. Belki sayısız kere ağırlayacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz diyoruz programımıza ve söylemek istedikleriniz varsa buyurun kameraya son cümlenizi söyleyin. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bize zaman ayırdığınız için Kocaeli TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'ın takımında, partisinde görev yapmak bizim için büyük bir onur. Ben bölge milletvekillerimize, özellikle AK Parti milletvekillerimize, bize verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize, sayın valimize, AK Parti il başkanımıza, il yöneticilerine, ilçe teşkilatlarımıza, belediye meclis üyelerine, mahalle muhtarlarımıza, Aziz Dilovası halkına sabırlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Dilovası her geçen gün değişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Daha da güzel olacak, daha da gelişecek inşallah. Ama bütün programların sonunda hep aileme çok teşekkür ediyorum. Çocuklarıma, ama bu sefer yine altını çizerek özellikle çocuklarımıza, Dilovası'nın çocuklarına çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Çok çok çalışacaklar. Derslerinde çok başarılı olacaklar. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da üzerlerine düşeni yapsınlar. Daha güzel bir Dilovası, daha güzel bir Kocaeli, daha güzel bir Türkiye için çocuklarımıza ben burada özellikle altını çizerek sesleniyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de, sağ olun. Ekranları başında bizi izlemekte olan sayın seyircilerimize de saygıyla selamlıyorum. Evet, biz de Sayın Belediye Başkanı Cemil Yaman'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Evet sevgili seyirciler, gündem programı bugün de sona erdi. Bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Cuma akşamı saatlerinizi saat 20'ye korun diyoruz. İyi geceler. Darıca, ismini sahilden 200 metre kuzeyde bulunur.